TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Gündem özel programıyla bir perşembe akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Gündem çok sıcak. Gerçekten özel bir gündem var bu dönem. Hem dış politikada, dış dünyada, Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Sınırımızın hemen gerisinde İsrail mezalimi tüm hızıyla maalesef devam ediyor. Tabii iç politikada Milli Güvenlik Kurulu bugün toplandı. 3,5 saate aşkın bir toplantı ve sıcak gündem başlıkları da birbirinden değerli konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Başlayacağız birazdan. Süremiz yeterse anayasa çalışmaları, yeni anayasa hazırlıkları gündemiyle başladı. Yeni yasama dönemi, 28. dönemin 3. kısmı ve çok değerli konuklarımız var bugün. Ankara stüdyolarımızdaki konuklarımızla ben takdim ederek başlamak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Milletvekili, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Sayın Ali İnci. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hayırlı akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Yine Mustafa Kemal Çiçek, avukat, hukukçu, hukuk camiasının değerli isimlerinden bir tanesi. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı çok teşekkür ediyorum. Diliyorum. Ben de saygılar sunuyorum. İstanbul stüdyolarımızda da yine çok değerli iki konuğumuz var. Akademisyen, öğretim üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın Hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı hoş yayınlar bulduk. Diliyorum. Çok teşekkürler ve avukat hukukçu Sayın Mehmet Kırmızı, Adalet ve Kalkınma Partisi Disiplin Kurulu üyesi. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii son gündemin sıcak gelişmeleri dedik. Ben değerli konuklarımızın da izniyle değerli izleyenlerimize hemen Milli Güvenlik Kurulu'ndaki açıklama birkaç dakika önce yapıldı. Oradaki hemen açıklamayı bir aktarıp ardından İstanbul'daki konuklarımızla başlamak istiyorum Ahmet Hocam'la ilk olarak. Toplantıda PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Bu noktada tabii Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldu bitti girişine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış, ülkedeki ihtilafın bölgemizle Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin arttırılacağı belirtilmiş. 3. Komşumuz Irak'la başta PKK, KCK, PYD, YPG olmak üzere ülkelerimiz için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede işbirliğimizi ilerletme konusundaki kararlarımız teyit edilmiş. Kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfettiğimiz önemin altı bir kez daha çizilmiştir. 4. Filistin halkının bir yılda tüm dünyanın gözler önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksiz sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesinde yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısı bulunulmuştur. İsrail insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye'nin milleti ve devletiyle kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak tanınmıştır. Ve 5. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle işbirliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilmiş, aklı selimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulanmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun 3 saat 45 dakika süren toplantısı ardından kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklaması bu şekildeydi değerli izleyenlerimiz. Gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli normal programlarında olmayan 45 dakika yakın bir görüşme gerçekleştirdiler. O da gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesiydi. Ben sözü fazla uzatmadan hemen bu başlıklar altında sözü ilk olarak İstanbul stüdyomuzdan Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın Hocama vermek istiyorum. Sayın Hocam, Milli Güvenlik Kurulu bildirisini paylaştık.
yaşanan gelişmeler, İsrail'in Lübnan'daki acımasız bombardıman devam ediyor. Bir gazeleştirme politikası izlediğini söyleyebiliriz. Sınırımızın yakına düşen bombalar var. İran'ın füzeyle atakları İsrail'i sarsmış gibi gözüküyor. Şimdi İsrail bir karşı cevap verir mi? Bütün bu sorular nasıl olacak? İlk söz hakkı sizde, buyurun hocam. Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum tüm izleyicilerimize ve konuklarımıza ve sizlere. Tabii malumunuz son bir yıldır gündemimiz hep bizim Gazze. Ve yediğimiz, içtiğimiz her an aklımızda Gazze var. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada söylediği çok önemli bir söz var. Ankara'nın güvenliği Gazze'den başlıyor diyor. Yani... Aslında bir başka sözü de Gazze'deki şu an mücadele Kuvayi Milliye'nin mücadelesiyle aynıdır diyor. Tabi bu sözlerin sadece bir söz olarak söylendiğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarına baktığımızda ve kurulun toplanma gerekçelerinden birisi tabii ki dış güvenlik. Yani bizler bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak nasıl bir ateş çemberinin içerisinde olduğumuzu ve bu katil Siyonist devlet İsrail'in ve onun alçak katil askerlerinin, asker demek onlara pek yakışmaz ama nihai hedefinin dün Sayın Bahçeli'nin de işaret buyurduğu gibi Türkiye olduğunu, arz-ı mevut olduğu gerçeğini bir an olsun aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hatta son geçenlerde işte Marif Yüzyıl programı açıklandı. Onun da bu yıl açılış derslerinde ilk derste Çanakkale'den Gazze'ye Kuvayi Milliye ve Kurtuluş Destanı şeklinde bir ders vardı. Tabi bu bazı mihrakları çok rahatsız etti. Ama sözlerime başlarken şunu söylemem lazım. Bizim çocuklarımıza, gençlerimize, bütün milletimize bu Siyonizmi çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü Siyonizmin nihai hedefi bundan 100 yıl önce olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'ndan önce olduğu gibi, hatta son 300 yılı da katabiliriz buna. Bu Siyonist cephenin, Siyonist mihrakların nihai hedefi Anadolu'dur. Şu an bulunduğumuz stüdyolardır veyahut yaşadığımız evlerdir. Bunu her fırsatta anlatmamız lazım. Yani bugünlerde de şuna şükretmemiz lazım. Başımızda ve ülkemizin yönetiminde şu an Sayın Cumhurbaşkanımız var. Çünkü bu sorunları Erbakan'ın, rahmetli merhum hocamız Erbakan'ın yetiştirdiği bir kişidir kendisi. O da hep şunu söylerdi. Siyonizm güçten anlar ve hep Emanuel Karasu'ya vurgu yapardı. Emanuel Karasu kimdir? İşte Türkiye'de gelip Abdülhamit'ten, Osmanlı zamanında Ulu Hakan'dan, Cennet Mekan Abdülhamit Han'dan toprak isteyip onun da kovduğu bir kişi. Bu gerçekleri hep bizim aklımızda tutmamız lazım. Çünkü bunlar bize farklı versiyonlarda geliyor. Yani Siyonizm bir bakıyorsunuz bazen bir sanatçı olmuş, bir bakıyorsunuz bazen bir efendim sporcunun verdiği bir mesaj da kendisini gösteriyor. Bir bakıyorsunuz FETÖ olmuş Siyonizm veyahut PKK olmuş veyahut işte LGBT lobisi olmuş. Bu gerçeklerin çok çok farkına varmamız lazım. Çok şükür şu anda ülkemizde dünkü konuşacağız belki ileride muhalefetin de özellikle Sayın Özgür Özel'in az sonra konuşuruz bu konudaki yaklaşımı da oldukça önemli. Yani biz Koran Bey şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bir Suriyeli alim, benim de İslami eğitim alırken Kur'an kursunda istifade ettiğim bir son derece muhterem bir zat, Suriye Savaşı'nda Esad'ın zulmünden kaçıp ülkemize sığınmıştı. Biz de Başakşehir'de bulunduğumuz sitede iki blok ötede bir evin alt katında kalıyordu. Oraya yani... Hiç bu kelimeyi kullanmak istemem ama tabii ki zulümden kaçıp sığınmış yaşlı bir muhterem zat bana şunu söyledi. Dedi ki siz ülkenize sahip çıkın, bakın biz gelip çok şükür buraya sığınıp canımızı kurtarabildik. Çok değerli bir alim. Ama dedi sizin ülkenize Allah korusun Türkiye'ye bir şey olduğunda gidecek başka bir ülke yok. Hakikaten böyle. Yani bu Siyonizm zaten çok net bir biçimde planlarını, hedeflerini kısa vadeli belirlemiyor, uzun vadeli belirliyor ama şu an sıkışmış vaziyette. Çünkü dünya net bir biçimde çıplak bir gözle Siyonizmin gelebileceği en son vahşet noktasını, gaddarlığını, alçaklığını gördü. Şimdi tabii
etrafımız ateş çemberi. Bunu hep söylüyoruz. Kan ve barut kokan bir coğrafyadayız. Yani şu an bizim gibi ülkelerin, daha doğrusu zaten tek ülkeyiz. Hata yapma şansı yok. İç cephede gevşekliğe meydan ve mahal bırakma lüksü yok. Hep birlikte bizim bu kuşatmayı yarmamız gerekiyor. PKK'ya, FETÖ'ye ve PYD'ye, işte Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız harekatlar ortada. Her ne kadar bu birilerini rahatsız etmiş olsa da, ki maalesef siyaset içerisinde bundan rahatsız olanlar var. Mesela buradan ismini verelim ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de bunu havale edelim. Kendi şu an zannedersem ya milletvekili ya danışmanı Namık Tan. Bundan birkaç ay önce bir laf söyledi. Değil mi? Kesinlikle Namık Tan. Dış politika danışmanı. Dış politika. Yani bu CHP'nin dış politika danışmanları da hep böyle şey oluyor. Monşör, Ünal Çeviköz de öyleydi. Ne dedi? Mavi Vatan masalından çok şükür vazgeçtik ve ne iyi oldu da bu harekatlar, Suriye'nin kuzeyine yaptığımız harekatların sevdasından vazgeçtik. İşte. Mustafa abi, şimdi Sayın Üstadım onu çok daha iyi değerlendirir. Kendisi eski bir CHP'li, muhakkak konuşur bu konularda. Daha doğrusu gerçek CHP'li diyelim, eski demeyelim de CHP'nin eskisi yenisi olmaz. Oradaki yanlışları, hataları görüp onun mücadelesini de vermiş birisi. Şimdi bizim buna masal deme, bakın başka isimler de sayalım burada. Fatih Altaylı'yı sayalım. Fatih Altaylı da bundan çok yakın bir süre önce dedi ki, İsrail'in halkı dedi çok demokrattır, aydındır. Efendim Cem Toker, yine bu da bir gazeteci, dedi ki işte efendim İsrail'e kafa tutan liderler Saddam'ı, Kaddafi'yi örneklendiriyor. Ve en son Heniye'nin şehadetiyle bunu söyledi. Bunlar dedi yaradanlarıyla buluştu. Yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında mesaj vermek istiyor. Bir başkası kalkıyor yani işte. Hocam dün bir kanalda, ulusal kanalda, oranın haber sunucusu maalesef Tel Aviv'e füzeler yağıyor dedi. Ulusal milyon kanal değil ya. Ulusal kanal izliyor. Deyince bizim Perinçek'in şeyi zannedecek. Now TV desene. Ha, o değil. Tabii. İsim vermemek açısından söyleyeyim. Biliyor zaten. Tamam. Koran Bey, bunu artık hep konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Bunlar milli güvenlik meselesi. Bu ne demek? Allah korusun. Yani yarın öbür gün bakın bunlar gelecek. Bizim amelekler diyor. Bakın onların şeyinde tarif edilmiş sapık metinlerinde, kutsal şeylerinde, kutsal denmez ama işte tarif edilmiş metinlerinde, ilahi metinlerinde, kutsal da demeyelim, ilahi de demeyelim, ne diyeceğiz bilmiyorum ama kitaplarında diyelim. Diyor ki onların diyor amelekler. Amelekleri ben hep bir kavim olarak görüyordum ama şu an baktığımızda aslında karşısına büyük savaş, o Tanrı'yı kıyamete zorladıkları Armagedon, karşılarına biz çıktığımızda o gargat ağaçları. HDP'nin şimdi bayrağı, amblemi gargat ağacı. Demin gargat ağacı, FETÖ'nün bilmem ne olimpiyatları şeyleri vardı. Onunki sembolleri gargat ağacı. Ama Allah'ın izniyle biz bu ülkeyi öyle 300-500 yıl değil, 1000 yıldır bu Anadolu'dayız. 4000-5000 yıllıkta devlet geleneğimiz var. Ta Göktürklerden aslında Sayın Vekilim kendisi de bu konularda. Sicilimiz tertemiz. Evet şeydir. Ali Vekilimiz Türk Dünyası Belediyeler Birliği çalışmalarını yürütür. Genel sekreteri. Kendisi de ben eski hukukum var. Hendek'te belediye başkanıyken çok önemli oraya bir bayrak tepe yapmıştı. Daha sonra kendisi de belki değinir. Orada hem mevcut Türk ülkeleri hem de birazdan konuşacağız. Kadim Türk devletlerimiz orada. Şöyle toparlayayım ben. Bu siyonizm, bakın kimse kimseyi kandırmasın, kimse kendini de kandırmasın. Gerçek bu. Hedefleri arz-ı mevut. Ermenistan'ın da vilayet-i sitte vardı biliyorsunuz. Aynı 6 il. Bunların arz-ı mevutunda da var. Yunanistan'ın da Megali iddiası var. Yani bunların hepsi bir noktada birleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün MGK'da buna dikkat çekmiştir. Evet. Kurul da buna dikkat çekmiştir. Biz buna hazırlıklı olmamız lazım. Tabii bir de Sayın Hocam, geçen hafta Netanyahu, arkadaşlara gönderen, birazdan tam ekran verirler. O Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki utanmadan çıktı konuşmasında o haritaları göstererek zaten hani Suriye, Irak, İran'ı nimet ve külfet olan ülkeleri şimdi birazdan yani alenen aslında. İşte şu anda ekranlara geliyor. Zaten alenen niyetlerinin ne olduğunu, işte bir taraftan da nimet Hindistan'ı göstererek oradan işte Suudi Arabistan bizimle, Mısır, Sudan bizimle. Burada sadece işte işi bozanlar diğer bizim sınır komşularımız olan 3 ilke diyerek herhalde
İslam dünyası, İslam coğrafyasına da nifak tohumları ve orada çabası, orada yani bakın bu haritada yarasaya benzetmiş, bakın Suriye, Irak ve İran'ı. Yani bir yarasa misalini yapacak şekilde, yani propaganda açısından söylüyorum bunu. Ve o yeşil olarak orada nimet olarak gösterdikleri ülkeler de işte bakın Mısır, Arabistan, Sudan, hepsi Müslüman ülkeler. Tabii. Yani çok bizim Sayın Cumhurbaşkanımız çıktığında ne yaptı ama, ya ey İsrail senin sınırın neresi dedi. Evet. İşte ona bir cevap veremiyor. Bu tip şeylerde. Sayın hocam ilk konuşmada söz hakkı, toparlamak gerekirse peki, neler söylersiniz ardından Mehmet hocama geçeceğim. Şöyle tamamlayayım. Bizim burada ortak düşmanımız Siyonizm'dir. Siyonizm de bir dindar kılığında ortaya çıkar FETÖ gibi. Bir Kürt milliyetçisi kılığında ortaya çıkar PKK gibi. Bir Türk milliyetçisi kılığında ortaya çıkar Arap sevici diyenler gibi bize, işte Gazze dediğimizde sen de Filistin'e git diyenler ya da işte boykot yaptığımızda boykot ne işinize yarayacak zaten hiçbir işe yaramaz deyip bizim şevkimizi kırmaya çalışanlar her kılıkta çıkar. Onun için biz çok dikkat edeceğiz. Siyonizmi çocuklarımıza çok iyi anlatacağız ve Allah korusun ama Lübnan'a İsrail şu an kuşatmaya çalışıyor. Suriye zaten darmadağınık, PKK ile kuzeyde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nihai hedefi bize geldiğinde tabii biz onlar gibi olmayız. Biz bu konularda çok idmanlıyız. Her zaman da ülkemizi savunmuşuzdur. Son söz şu, bizim içimizdeki Siyonistleri ne yapacağız? Asıl bununla ilgili belki yasama, adliye veya diğer kurumların artık bu soyadı kanunuyla birlikte belli şifreleri olup işte şeyde dolanıyor sosyal medyada, Osmanlı zamanında 1,5-2 milyon olan Siyonistler bir bakıyorsunuz Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 200-300 bine soy düşmüş. Isim değişikliğiyle. Soy isim değişikliğiyle bu kripto Siyonistler, çünkü bunlar İsrail veya başka bir Amerika ülkemize bir saldırı yaptığında kapıyı içeriden açacak olanlardır. Bunlara karşı da çocuklarımızı, gençlerimizi hep uyarmamız lazım. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, Sayın Kırmızı Mehmet Kırmızı hocam, Ahmet hocamın bıraktığı noktadan da değerlendirmek gerekirse artık kapımızdaki düşman uyumuyor, alenen açıktan söylüyor. Şimdi bir fotoğraf daha birazdan arkadaşlarımız ekrana getirecek. Zaten askerlerinin kollarında olan, basına da yansımıştı, dünya basında o page dediğimiz, kendileri resmi üniformalarında olmadığını iddia ediyorlar ama birliklerinde kullandıkları resimlerde de az önce Netanyahu'nun ellerinde tuttuğu aslında iki haritanın birleşimi gibi bir resim görüyoruz. İşte şu anda da onu görüyoruz. Arzı İşte dedikleri o page'ler bunun, işte evet, yani bunu alenen, yani saklamıyor artık, askerinin kolunda birliklerini motive etmek amacıyla kullandıklarını bir de belirtiyorlar. O işte üç ülke ve bizimle beraber dedikleri Sudan, Mısır içine almış. Yani hiç korkusuzca, utanmadan bu şekilde bir şey. Siz bugünkü MGK kararlarını ve ardından 7 Ekim'e artık birkaç gün kaldı, biz bitirmeye çalışalım, sona erdirmeye çalışalım derken yaşanan bu olayları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Sayın Önder, şimdi bir kere şunu tespit edelim. Bizim karşımızda terörist bir devlet var. Çok açık ve net. Neden terörist devlet diyoruz? Çünkü terörist demek hukuk tanımayan demek. Kurallara uymayan demek, kanunlara uymayan demek. Şimdi bugün bakıyorsunuz İsrail'e. 7 Ekim'den beri Gazze'yi adeta harabeye çevirdi. Soykırma imza attı Gazze'de. Daha sonra Batı Şeria'da işte Filistin Kurtuluş Örgütü'ne operasyonlar yaptı. Oraya girdi. Daha sonra görüyoruz Hizbullah'a ve Lübnan'a adeta Beyrut'u, güneyini yerle bir etti. Gazzeleştirme. Az önce çok güzel tarif ettiniz. Gazzeleştirme. Artık gazzeleştirme ne demek bizim için? Orayı yerle bir etmek anlamına geliyor. Şimdi kanunu tanımayan bir devlet, emin olun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ettiği ve tarif ettiği gibi elinde sonunda, az önce peçlerde de gösterdiğiniz üzere, bu arz mevutu yerine getirmek için bizim kapımıza dayanacak. Zaten bizim Suriye'nin kuzeyinde bu PYD, YPG adına her ne derse deneyin, terör örgütleri var. Bu terör örgütleri bildiğimiz üzere ABD ve İsrail'in uydu örgütleri zaten. Yani aslında biz kapımıza dayanacak diyoruz ama aslında kapımıza şu anda bir uydu örgütleri var onların. Bir uydu orduları var. İleri karakolları. Evet, ileri karakolları var. Altyapı evet. Kurulmuş durumda altyapıları, sizin de dediğiniz gibi. Tabii şimdi Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir lafı vardır. Düşmanı bertaraf etmenin birinci adımı düşmanı tanımaktır. Yani
ilk başta düşmanımızı bir tanıyacağız. Düşmanımızı tarif edeceğiz. Bu düşmanımız kim? Kapımıza dayanacak düşman İsrail. Çünkü bugün hukuksuz bir şekilde, bakın, Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yakalama kararı talep edilen bu diktatör Netanyahu Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Ve Birleşmiş Milletler'de utanmadan, az önce gösterdiğiniz o iki haritayı açıp, işte şer devletler ve hayırlı anlamına gelen o cümleyi kullanarak bir harita gösteriyor. Ya adeta burada Netanyahu dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bir tiyatro izletti. Ve inanabiliyor musunuz? Hakkında yakalama kararı çıkacak olan bu lider rahatça genel kurula gidip tüm dünyaya seslenebiliyor. Hukuksuzluğun geldiği nokta bu. İlk başta bunu tespit etmemiz lazım. Burada ne Batılı devletler, ne Amerika Birleşik Devletleri, hiç kimse hukuk tanımıyor. Hiç kimse İsrail'in kurallara uymasını ya da Birleşmiş Milletler'in kararlara uymasını istemiyor. Biz NATO üyesiyiz Türkiye Cumhuriyeti olarak. NATO'nun 5. maddesi çok açık. Ne diyor? İşte üye devletlerden birine saldırı olması halinde bu saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. Yarın öbür gün İsrail kapımıza dayandığında NATO'nun diğer ülkeleri İsrail'in yaptığı saldırıyı kendine yapmış kabul edecekler mi? Ya ülkemizdeki Patriot'ları söktüler bunlar zamanında, biliyorsunuz. Biz Kuzey Irak, Kuzey Suriye operasyonu düzenlerken NATO neredeydi? Tabii. Biz PKK ile yıllarca mücadele ederken NATO neredeydi? Bakın o gün geldiğinde... Askerimizin kafasına çuval geçirdiler. Yani o günler, çok örnekler. O gün Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak istediğim ne biliyor musun? O gün geldiğinde İsrail'le mücadele edecek olan sadece biziz. Ve kendi ülkemiz. Başka hiç kimse bizim yanımızda olmayacak. Ve o yüzden bizim yapmamız gereken ilk iş savunma sanayimizde bu hızla, belki de daha da arttırarak çok güçlü bir şekilde savunma sanayimizi, hava savunma sistemlerimizi, diğer roketlerimizi, füzelerimizi, uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı. Kızıl Elmalar Adana semalarında zaten dün yani bugün görmüşsünüzdür. Yıllarca yaptığımız bu savunma sanayi yatırımları aslında uzun vadede emin olun Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücü işte buyudur. Caydırıcı güç budur. Size savaşmaya, size saldırmaya korkacak İsrail. Bugün çünkü... Zamanında bu İsrail F-16 kitlerimizi de vermişti. Neyse ki bunlardan... Bakın zamanında bu İsrail... Söküp attık onları. Zamanında bu İsrail Heronları, biz İHA ve SİHA yapmadan İsrail'den Heron aldık. Tabii. Bu Heronlar PKK'lıların aldığı görüntüleri bizden önce PKK'lılara verirdi, sonra bize verirlerdi. Biz de dağ taşı bombalardı. O günlerden biz bugünlere geldik. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden bizim ülke olarak ilk başta birlik olup, gerçekten az önce de hocamın dediği gibi, muhalefetiyle, iktidarıyla, işte sağcısıyla, sol, her ne derseniz deyin, birlik olup bu düşmana karşı, bu tanımladığımız düşmana karşı birlikte hareket etmemiz lazım. Neden biliyor musunuz? Bakın bugün İran'ın ve Lübnan'ın aldığı darbelerin en büyük sebebi içerideki kendi satılmış ajanları. Çünkü bugün Hamane'yi dahi takip ediyoruz uluslararası yayınlardan. İran üst düzey isimleri, İran üst düzey ajan olabilir ya da satılmış Mossad ajan olabilir diye güvenlik önlemlerini en üstüne çıkartıyorlar. Bugün Hizbullah'a yapılan suikastların tamamı Hizbullah içerisindeki İsrail ajanları tarafından yapılan saldırılar. Tabii. Hepsi. Bakın bizim ilk başta, hocam çok güzel tarif etti, içimizdeki bu hainleri, içimizdeki ajanları, siyonistleri ilk başta temizlememiz, bizim bunları tespit etmemiz lazım. Tabii. Bakın çok önemli. İsrail'in istihbarat gücü, öyle, bizim milletimiz, İsrail'in öyle çok büyük teknolojik, çok büyük istihbarat gücü yok. İsrail'in sadece satın alacak parası var. İsrail çok güzel. Çok şükür biz de zaten bir şey yapamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında dedi hemen yücelere kaç ve hatırlarsınız birkaç ay önce İsrail açıktan uyardı. Sakın ha dedi. Bir saldırı olursa bedelini ödersiniz dedi. Tabii Hamas vesaire onlar bizim misafirimizdir. Yani kesinlikle zaten biz onları bir kurtuluş mücahit olarak nitelendirdik. Sakın dedi. İşte bizden o karşısındaki gücü gördüğü zaman zaten şu anda maalesef Gazze'de vesairede bir silahlı kuvvetler yok hocam. Onun tabii, da rahatlığıyla bir ordu ve yok. Bakın, pervasızla hareket ediyorlar. Hiçbir düzenli orduyla savaşmadı. Tabii. Lübnan'ın ordusu yok. Gazze zaten bir direniş örgütü. Hizbullah Suriye'de direniş yok. Örgütü. Suriye'de yok. Irak'ta da yok. Zaten Irak'ta da biliyorsunuz bölük pörçük. İşte bizim burada tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücü dediğimiz nokta bu işte. Biz yıllarca bunu söyledik. Caydırıcı güç, caydırıcı güç, caydırıcı güç. İşte caydırıcı gücünüz olursa kimse size saldırmaya kalkamaz. Hani bir laf vardır ya, aç kurt aslana saldırır diye. Kimse aç kurtluk yapamaz buralarda. O yüzden bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak caydırıcı gücümüzü, savunma sanayimizin yanında gerçekten millet olarak birlik ve birlikte olup bu düşmana karşı en yüksek zirveden mücadeleyi vermemiz lazım. Bakın Netanyahu dediğiniz o diktatör, soykırımcı kişi, az önce çok güzel tarif ettiniz. İslam ülkeleri arasında nifak sokuyor. Gidiyor Birleşmiş Milletler'de bir açıklama yapıyor. Haritaları gösteriyor. İşte 3 tane 4 tane yeşil ülke, 5 tane şer ekseni diyor. Şimdi
Netanyahu zaten Siyonizmin mantığı bu. Siyonizm bir yer önce karıştırır. Bakın her şey silahla, tüfekle olmuyor. Siyonizm bir yer sosyal medyayla karıştırır. Provokasyonla karıştırır. Tabii. Bakın bunu yıllarca Lübnan'da yaptılar. Lübnan bugün diyoruz ki ekonomik olarak batık, sebebi ne? Yine İsrail. Bugün Lübnan maaş ödeyemiyorsa, Lübnan bugün ekonomik olarak çöküntü durumdaysa, Lübnan'ın bir ordusu yoksa bunun tek sebebi İsrail. Yıllarca ne yaptılar? Lübnan'da işte Şii-Sunni çatışması çıkar, Hristiyan çatışması çıkardılar. Lübnan'da limanı ya patlattılar. Ya Lübnan'ı kurduran Fransa, hani neredesin Fransa? Nerede, niye Fransa, korumuyorsun? Fransa iflasın eşeğinde. Niye korumuyorsun? Milli simgeleri horoz biliyorsunuz. Hadi tabii horozlansana. Lübnan'ı bugün, Lübnan'ın siyasi bir rejim vardır biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan, Marunilerden, Başbakan Sunnilerden. Tabii. Meclis Başkanı Şiilerden oluşur. Bunu yapan kim, bu sistemi dizayn eden? Fas'ı, Tunus'u, Lübnan'ı kurduran Fransa'ydı. Fransa. Ay, nerede bir Fransa? Küçük. Hani sizin bu adaletiniz. Bakın işte gün geldiğinde yanınızda hiç kimse durmuyor. Bizim anlatmak istediğimiz de bu. O yüzden güçlü orduya, güçlü bir birliğe, güçlü topluma, güçlü devlet adamına ihtiyacınız var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu gibi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dik duran, gerçekten düşmanı tanıyan, düşmanı bertaraf etmek için önlemlerini şimdiden alıp bunu açıkça dile getiren bir lideriniz olmazsa siz teslim olursunuz. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş toparlayayım hocam. Dünyanın, gene söz hakkı vereceğim adalet, zaten. Yani benim demek istediğim şurada. Hukuk tanımayan bu terör devletine karşı bizim ülke olarak caydırıcı gücümüzü en üst noktaya çıkartıp gerek uzun menzilli füzelerimizle, savunma sanayimizle, içeride de birliğimizi sağlayarak bu Siyonizme karşı mücadeleyi şimdiden başlatmamız lazım. Yok işte efendim İsrail bize mi saldıracak? Kılıçdaroğlu ne diyordu 5'ten önce? Kuzey Suriye'den bize saldırı mı olur? Ne oldu? Biz en büyük mücadeleyi Kuzey Suriye'de vermedik mi? Ona da inanmıyorlardı zamanında. Ya Sayın Kılıçdaroğlu'na kalsa dünkü işte Sayın Özgür Özel'le Meclis Genel Kurulu'nda ayağa kalkmaz Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde, biz sadece milletin huzurunda kalkarız vesaire gibi cümleler. Yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu bu tip söylemlerden dolayı belki de koltuğunu koruyamadı diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Siyonizmin Türkiye üzerindeki emelleri bitmez. Siyonizmin Türkiye üzerindeki emelleri bitmez. Bunu her Türk vatandaşının aklına koyması lazım. Hı hı. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Sayın Vekilim Ali İnci'ye söz vereceğim. Sayın Hocam tabii... Biz iki gün önceki meclis açılışında beraberdik. Evet. Canlı yayınımıza katılmışsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Aslında o konuşmanın öncesinde beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanımız işte elimizdeki kitapçıkta yer aldığı gibi değerli görüşleri vardı. Vaat edilmiş topraklar Hezani ile hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Evet. Dedi. Bugünkü MGK kararları da altına bir kez daha imza atıldı. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Müthiş notlar var gördüğüm kadarıyla. Evet, çok var ama yani ben öncelikle şu anda birlikte programı yaptığımız arkadaşlarımız hepinizine saygıyla selamlıyorum sizleri de. Tabii ki bu programda 15-20 dakikalık bir süre var. Benim hazırlığım da yaklaşık 2-3 saat. Daha konuşacağız Sayın Vekilim. Turlar yapacağız. Yani 15 dakikada bitir, merak etmeyin. Ben şimdi öncelikle bizleri izleyen tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Türkiye baktığımız zaman küresel bir devlettir. Yani biz küresel bir devletiz. Şimdi bak şöyle bir olaya bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Amerika'da Birleşmiş Milletler'de konuşma yapıyor. Diğer taraftan Meclis Başkanımız Rusya'da. Putin'le birlikte. Bu büyük devlet olmanın bir özelliği olsa gerek. Türk evinde Birleşmiş karşısında birçok kişi konuk ediyoruz. Ve oradan birçok yazıya imza atıyor. Yani turizmle alakalı, ticaretle alakalı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'e çıkıyor ve orada diyor ki dünya 5'ten büyüktür. 193 tane Birleşmiş Milletler üyesinin karşısında net bir şekilde tavrını koyuyor. Tabii. Diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Birleşmiş Milletler bu gaye doğrultusunda kurulmadı. Evet. Dünyaya daha çok özgürlük, daha çok adalet, daha çok demokrasi getirmek kastıyla kurulmuş olan bir büyük Birleşmiş Milletler şu anda konumunu kaybetti. Çay partisi gibi. Kaybetti. Hiçbir özelliği kalmadı. Aldığı kararı bir de bakıyorsunuz İsrail'le alakalı Netanyahu, nalet de kınıyorum. İsrail'in yaptığı bütün olayları İnşallah hem hukuk önünde hem de dünyada ve ebedi alemde bunun karşılığını görecek. Çünkü niye? Gazze'ye baktığımız zaman kadınlar, çocuklar, bebekler, yaşlılar, camiler, kiliseler, okullar, koca bir şehir yerle bir ediliyor. Ve
Bu insanlar aç bırakıyor. Açlıktan ölen insanlarımız, çocuklarımız var. Ve büyük bir zulüm bu. Bu zulmü yapan Netanyahu inşallah cezalandırılacaktır. Hitler gibi sonu olacak olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü Hitler onları cezalandırmıştı. Şimdi o da bu Müslümanları, silahsız insanları, zavallı insanları öldüren bir canavar var karşımızda. Burada yetmedi Gazze. Şimdi Lübnan'a yüklenmeye başladı. Ama Lübnan'la alakalı baktığımız zaman orada da Sünniler bir taraftan, efendim Hizbullah bir taraftan, 5 tane ayrı Hristiyanlar var, Hristiyanlar ayrı var, Dürsiler ayrı var. Baktığımız zaman Lübnan'la alakalı ciddi bir şekilde ayrımlaşılık var. Bunu bilerek yapıldı zamanda belki Avrupalılar tarafından. Bunu bilinçli bir şekilde hazırlayanlardan birisi Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Ama aynı olay Türkiye'de var. Baktığımız zaman bunun için Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi işaret ediyor. Bunun için Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin sınırlarına müsaade etmiyor. 2,5 saat uzakta, 170 kilometre yakınımızda dedi zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi Cumhurbaşkanımızın tabii ki sınırlarımızdaki en ufak bir harekete, olaya müsamaha etmediğini net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. E bizde ne var? DEAŞ var, PKK var, PYD var, efendim FETÖ var. Ya bizde de 5 tane örgüt var yani. Lübnan'da da 5 tane, 5-6 tane örgüt var. Bir türlü yakamızı bırakmadılar zaten. Efendim şimdi ben Amerika ile alakalı bir farklı yönden olaya girmek istiyorum. Buyurun. Şöyle girmek istiyorum. Baktığımız zaman Amerika'da Bahçeşehir Üniversitesi olarak siyaset ve liderlik okulunu bitirdik. Bahçeşehir Üniversitesi de bize işte Erdal İnönü de geldi, Ecevit de geldi, farklı farklı liderler geldi, ders verdiler. Hı hı. Daha sonra bunu Amerika'da, Washington'da devam ettirdik. Orada konferans salonunda gelip konuşmacılar oldu. Bunlardan bir tanesi Bush'un özel kalem müdürü. Hı hı. Geldi ve anlattı, dedi biz dedi Türkiye ile dedi AK Parti hükümetinden önce, bu 2006 yılı, çok iyi ilişkilerimiz vardı dedi. Biz Ecevit'ten çok memnunduk dedi. Ne istiyorsak yapıyordu dedi. Yani istediğimizi yaptırdığımız aynen bu şekilde. O zamanki 40 arkadaşımız, bizi izleyenler vardır. Bunları duymuşlardır. Ve başka birisi geldi. Geldiği zaman İsrail Amerika Yahudi Derneği'nden geldiler. Zeynep Aran'ı bilirsiniz. Hı-hı. Türk kızı. Hı-hı. Ve Amerikalı bir milletvekiliyle evlendi. Şu anda tahmin ettiğim kadarıyla Azerbaycan Büyükelçisi Bey'i, o da orada. Hı-hı. Ve geldiği zaman şunu söyledi. O gün Halit Meşal Türkiye'ye geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde karşılandı. Hı-hı. Aynı gün, aynı konuşma, Amerika'da gelen o Yahudi söylediği bir olay vardı. Hı hı. Üst düzeyde, derneğin üst düzeyde. Dedi ki siz Hamas'a bu şekilde yakınlaşırsanız biz PKK'yı destekleriz dedi. Ve bunu dediği zaman ben şunu söyledim. Dedim ki siz PKK'yı destekliyorsunuz ve ona para veriyorsunuz zaten dedim. Daha fazla silah veririz dedi. Daha fazla destek veririz dedi. Ve bunu açık açık, yani PKK'nın oluşumunu baktığımız zaman Amerika'daki bir Yahudi derneğinin başındaki zat rahatlıkla söylüyor. Ne? Pervasızca söylüyor. Yine bunun yanında Amerika'da 2006 yılında yine Pentagon'dan bir paşa geldi. Hı hı. Paşa geldiği zaman önümüze kitap koydular. 40 tane şey vardı. Bir kitap koydular ve kitabın arka sayfasında dünya haritası var. Dünya haritasına baktım. Türkiye'yi gördüm dünya haritasında. Hatay mı yok yoksa? Yani dünya öyle küçük, dünya haritasının içinde Türkiye'nin de küçük olacağını düşündüm. Sonra bir dikkat ettim. Merkezi. Aa, Diyarbakır'dan öteye, Suriye'den biraz, Irak'tan biraz, İran'dan 40'muş. Biraz, Büyük Kürdistan Devleti'nin. Ve ben dedim ki bu ne dedim paşaya. Hemen paşa dedi ki o bizim değil, düşünce kuruşunu yaptı. Peki bizim önümüze niye koydunuz bunu dedim. Paşa bizim Türk paşası. Hayır, Pentagon paşa. Pentagon'dan gelen. Amerikalı. Derse Amerikalı gelen gibi. Oradakiler, yani burada Türkiye'deki evet, siyasetçileri evet. Nasıl yapmışsak. Arkasından tabii bizim çokça dikkatimizi çekti. Bunun yanına yine paşa Türkiye'deki tezkerenin geçmediğinden dolayı çok dert yanıyordu. Bir konuşuyor. Tezkeresi. Evet.
Dedim ki ben merak ettim, söz istiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Merak ettim dedim. Siz Türkiye'de limanları, havaalanlarını modernize yapacaktınız. Böyle bir hareketin içindeydiniz. Ama size tezkere geçmedi. Kuzeyden değil de güneyden, kuvvetten girdiniz. Irak'a geldiniz, yerleştiniz ve arkanızda da peşmergelerin olduğu yere yerleşinceye kadar bir tane askeriniz ölmedi. Tezkere geçmedi diye niçin dertleniyorsunuz? Türkiye'nin içerisindeki limanlarla, havaalanlarıyla modernize yapacak olduğunuzda amacınız neydi? Kuzeyden girmekle alakalı. Dedim ne dedi biliyor musunuz? Çok ilginç. Dedi ki bu sorunuza yanıt vermeyeceğim. Paşa, bu sorunuza yanıt vermeyeceğim. Türkiye'deki herkesin dikkat etmesi gerektiği olan önemli olaylardan bir tanesi bu. Evet. Yıllar önce. Yine bizim bir tane gelen, şimdi hangi kuruluştan geldiğini söyleyemeyeceğim. Şöyle söyledim. Dedi ki arkadaşlar, merak ettiğim bir olay var. Türkiye'de büyük yangınlar olsa, askerler doğuda ölse, her ile, yani onlar ölü diyor. Bizim şehitlerimiz gitse, 10 tane, 20 tane devamlı gitse ve şehirlerin merkezlerindeki marketlerde patlamalar olsa AK Parti iktidardan gider mi? Bakın samimiyetle söylüyorum. Yani dışarıdaki Cumhurbaşkanımızın gayreti, uğraşı işte bunun içindir. Onları bu kadar şirret ve kudurtuyor. Tabii, tabii ki. Yani biz şimdi orada yine Ecevit konusundaki baktığınız zaman bu şekildeki olay vardı. Ben dedim ki siz dedim bizim askerlerimizin başına sizin oradaki subaylarınız çuval geçirdi. Türk milleti ve Türk askeri bunu asla unutmaz dedim. 2003'te. Bunun gereğini yapacaktır dedim. Aynen böyle deyince ne dedi biliyor musunuz? Biz de şeyden özür diledik. Türk askerinden özür diledik. Bir hata yaptılar. Bir yanlışlık yaptılar. Hemen geri adım atmasında çok iyi bildiklerini orada görmüş olduk. Yani biz şunu söylemek gerekirse gerçekten Cumhurbaşkanımız yani siyasette artık farklı bir duruma doğru geldi. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerden DEM olsun, İyi Parti olsun, Saadet Partisi olsun, Gelecek olsun, efendim Cumhuriyet Halk Partisi olsun, MHP olsun, AK Parti olsun baktığımız zaman değerli arkadaşlar İsrail'i kınamayla alakalı mecliste bir oturum yaptık. Ve bütün siyasi partiler ve milletvekilleri İsrail'i kınamak için birlik oldu. Bundan daha güzel bir kapalı oturum olur. Talebi var zannedersem cevap et. Yani iki kez toplantı yaptık. Ve hiçbiri ayrılmadan. Yine Mahmut Abbas geldi. Meclisimize evet. Geldi. Biz orada. Ve bizim duruşumuz belli. Cumhurbaşkanımızın duruşu ve Türk milletinin duruşu, yani parti ayırmadan duruşu, Mahmut Abbas'ı nasıl ki Netanyahu Amerika'da ayakta alkışladıysalar, Mahmut Abbas da bizim meclisimiz bütün milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. DEM dahil olmak üzere alkışladı. Bunun için mecliste bulunan bütün siyasi partilere ve milletvekillerimize buradan sizin huzurunuzdan tekrar teşekkür ettiğimi ifade etmek istedim. Yine Özgür Özel geçen gün Cumhurbaşkanımız mecliste çok güzel bir konuşma yaptı. Birleştirici bir konuşma. Ülkeyi bütünleştirici bir konuşma. Dışarıda olan oyunları, yapılan olayları gözleyen ve milletin önüne seren bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmalarda muhalefet genelde otururdu. Ama Özgür Özel ayağa kalktı. Ve o ayağa kalkınca Cumhuriyet Halk Partisi komple kalktı. Bütün siyasi gruplar ayağa kalktı. Evet. Ve şu kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının arkasında olduğunu belirtti. Evet. Dem kalkmadı ama kalkayım, kalkmayayım diye böyle bir bakış içerisinde olduğunu gördüğümü ifade etmek isterim. Zaten DEM Parti. Ama şu kadarını söyleyeyim. Arkasından Cumhurbaşkanımız çıktıktan sonra DEM Partisi'nin o yumuşak duruşu karşısında MHP lideri kalktı. Hiç tahmin etmeyeceğim. Beni şaşırtan bir olay. Gitti. Hem taziye niyetiyle sanırım Bakıran'a. Hepsinin elini sıktı. Grup başkanlarının
ve eş başkanlarını elini sıkarak Türkiye'de bir şey ortaya koydu Devlet Bahçeli. Akşamki resepsiyonda da devam etti. Biz siyasi partiler anayasamızın vazgeçilmez unsurlarıyız ama biz birlikiz. Birlikte olmak zorundayız. Yani demiyle, Kürtüyle, Türküyle. Şu anda Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Yapmaya çalıştığı tek bir olay var. Kürtleri hareketlendirerek, Kürtlere farklı bir ivme vererek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Açık açık söylüyor vekilim, Orta Doğu'da bizim tek müttefikimiz Kürtlerdir. Kürtler diyor. Ama söylüyor yanıldığı mesela. Bir olay var. Kürtlerle alakalı benim. Alparslan'dan bu dönem. Yani 2000 yıllık bir dönemde Kürtlerle bu bölgede bulunan insanlar kardeş içerisinde yaşamaktadır. Mutlaka. Kürtler, Gürcüler, Abazalar, tabii. Çerkezler, Lazlar bunlar bu çimentonun ülkemizin kültürel olarak asıl, baktığınız asıl zaman zenginliğimizdir ya. Güçlendiren o yani temeli. Bundan mutluluk duyarız, memnuniyet duyarız. Kürtler, şunu farklılıklarımız, zenginliklerimiz diyoruz ya. Filistin'deki soykırıma karşı en sert duran yapıdır Kürtler. Yani hayır, çok dindardır zaten. Selahattin Eyyubi'yi ne yapacağız? Ki. Selahattin Eyyubi onlar kimdir? Onlar PKK ve YPG'ye atıf yapıyor zaten Netanyahu. Oradaki kurduğu küçük kuruluş şu anda DEM Partisi'nin Türkiye genelinde aldığı oy PKK'nın oyu değildir. Biz her tarafı geziyoruz. Doğu'yu da geziyoruz. Batı'yı da geziyoruz. Evet. Anadolu'yu da geziyoruz. Birazdan soracağım Türkiye buluşmalarını zaten. Sayın Milletvekili. Yani ufaktan bu konuyla ilgili. Benim burada ifade etmek istediğim Selahattin Eyyubi'nin evlatlarını evet. Netanyahu ve Hristiyan, Yahudiler kandırması mümkün değildir. Hı hı. Geçici bir süre içinde bulunan belirli insanların para yönünden, evet. silahla, maddi yönden farklı duruma getirebilir. Ama ilerleyen bir süreçte bu Kürt halkının böyle bir eyleme kalkması mümkün değil. Biz Kürtlerle birlikte Türk milleti komple Gürcüsü, Abazası et tırnak olmuşuz. Hı. Baktığınız zaman kızlarını alıp vermiş olan bir millet var. Hiç kimse İstanbul'dan vazgeçip doğuya gidecek hali yok. İç içeyiz, böyle bir şey olur mu? Düşünülebilir mi? Biz misal diyelim bununla alakalı, Kürtlerle alakalı bir örnek de söyleyeyim. Ali Gaffar Okan Hendekli'dir. Az önce bahsettiğinizle alakalı söylüyorum. Evet. Ve öldü Diyarbakır'da. Allah rahmet eylesin. Ama Kürtler ne yaptı? Doğan çocuklarına tabii. Ali Gaffar ismini verdi. Yalnız bununla yetinmedi. Ali Gaffar Okan Yıldız'dı. Yani soyadını da isim olarak verdi. Evet. Böyle bir milletten tereddütümüz olmaz bizim Allah'ın evet. izniyle. Kesinlikle. Biz birlikteyiz. Evet. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmalarla, olaylarla bu bütünlüğü daha iyi sağlayacak olduğumuza evet. inanıyorum. Ben meclisteki birlikteliğin ve meclisin şu anda açılmasıyla alakalı baktığımız zaman çok güzel bir şekilde bir açılış oldu. Evet. Ve bundan nasıl dolayı demiş? Çok büyük bir mutluluk duyduk. Çünkü kavga gürültüyle kapatmıştık meclisi. Ama dünyada olan bu olaylardan sonra herkes önüne baktı ve doğrular doğrusuna devam ediyor inşallah. Devam edeceğiz Sayın Vekilim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hemen reklam arasına girmeden önce Sayın Mustafa Kemal Çiçek, sizin de değerli yorumunuzu almak isterim. Sayın Vekilimin bıraktığı noktadan da sormak gerekirse tabii aparatlar belli vesaire. Her zaman bizim dikkatimizi başka yöne çekmek için uğraşıldı ama biz hep yek vücut olduk. Gerekli cevapları verdik. İşte MİT sahada operasyonları gerçekleştiriyor bölücü terör örgütüne karşı. Peyderpey haberlerini de alıyoruz. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'ndan da gerekli zaten yapılması gereken açıklamalar yapıldı. Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bir beka meselesi olmuş mudur artık sizce ya de bu durum? Tabii şimdi değerli katılımcılar ifade etti. Ben de onlara bu anlamda ekleme yapmak gereği duyuyorum. Türkiye dünyanın en kritik bölgesinde bulunan bir ülke. Zaten bunun bedellerini de ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. İşte bugün bu soykırımın olduğu coğrafya, savaşların olduğu coğrafya bizim işte bize miras kalan bir coğrafya esasında. Buralar bizim topraklarımızda. Yani bugün bizim Gazze ile Filistin'le ne alakamız var diyen işte bu tarihi bilmeden konuşuyor. Yani Antep 400 neyse yıl, Gazze o. 400 yıl, 500 yıl biz yönettik. Bugün Çanakkale'ye gidin, oradaki mezar taşlarına tabii bakın. Filistin. Bunları görürsünüz. Şimdi bunu inkar ederek bir yere varmak mümkün değil.
Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde var, doğumuz her an karışabilir. Batımızda Yunanistan, Amerikan marifetiyle Dede Ağaç'tan Girit'e kadar silahlandırılıyor. Rum kesimi bu kadar silahı siz kime karşı tabii kullanacaksınız? Moskova bilmem kaç bin kilometre uzaktan oraya tanklar yığıyorsunuz. Yani Türkiye'ye karşı bir amacın aşama aşama hayata geçirilmek istendiğine dair büyük emareler var. Değil mi? Bunu yani gören, objektif olarak bakan, kıymetlendiren, değerlendiren çok da alim olmaya gerek yok. Net olarak görecektir. Çünkü Türkiye'yi buradan çekmeden amaçlara ulaşmak mümkün değil. Tabii. Yani bu coğrafyanın en önemli, en güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman işte Sayın Vekilim'in de evvelden siyaset yaptığı rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın döneminde bir strateji gelişti. İşte D8 dediğimiz nokta oydu. Baktı Arap coğrafyasından bir şey olmayacak. 20 küsur Arap devleti var, bir araya gelmiyor. Hem biz Arap ülkeleri nerede konuşuyoruz? Üretilen en lüks arabayı almış, altın varaklı uçağı almış, sarayı almış, yatağı almış. Bunlarla konuşuyoruz. Bir şey olmayacağını gördü rahmetli Erbakan hocamız. D8 diye bir şey geliştirdi değil mi? Konsept. Endonezya, evet, İran, evet. Türkiye, Malezya, Mısır, var, evet. Nijerya evet. gibi en büyük devletler. Ha, ilerletilemedi. O mevkureyi anlamadılar. Netice itibariyle değil mi? O kadar yani 2 milyarlık aslında Müslüman... Aslında o Kudüs Paktı'nın bakın, Sayın Bahçeli'nin değil mi? Temelidir bakın, bence. O 2 milyarlık Müslüman coğrafyanın hemen hemen 1 milyarın üstündeki rakamı bu ülkeler kapsıyordu. Yani Hindistan'daki Müslüman 200-300 milyon Müslümanı haş tutarak söylüyorum. Ama bugün hala neye bakıyoruz? Bugün işte biraz önce gösterdiğin harita. Yani Suudi Arabistan'ın yanına almış ki bugün Suudi Arabistan en büyük, en güçlü Arap devletidir. Bakmayın Mısır nüfus olarak en güçtür ama ekonomi olarak, askeri yönden Arabistan çok güçlü bir konumdadır. Bugün sesle daha yok. Arap Ligi'nin lideri normalde de. Şimdi burada işte birkaç gündür konuşuyoruz. Yani ben sonuç itibariyle burada İran'ın birçok siyasetini eleştirebilirim. Yani bölgede işte bir Şii yapı oluşturulmasından tutun, işte gelinen nokta Lübnan, Irak boyutuyla, Suriye boyutu eleştirebilirim. Ama burada Tel Aviv'e, oradakilere karşı bir tepki verilmesi bir Müslüman olarak beni onur etti. Yani çünkü vekilim 7 Ekim'den bu yana işte birinci yıl dönümüne girecek. Evet. 7 Ekim'den bu yana 40 binin üzerinde Filistinli katledildi. Daha bir o kadar da o enkazlar, 80 milyon ton enkaz var orada. Evet. Onun altında. Hı hı. Şimdi o bitmeden bu sefer Lübnan'a bahane ederek girmeye, taarruz etmeye çalışan, sonu bilinmiyor. Aynı anda 5-6 ülkeyi bombalıyorsunuz. Yemen'i bombalıyorsunuz 2000 kilometre ötede. Suriye'yi, Irak'ı bombalıyorsunuz. Lübnan, Filistin. Ya böyle bir sıra Türkiye'ye geliyor. Yani şunu söylemek lazım. Ya bu gözü kararmış. Aynen tabir o şekilde. Bu kadar mühimmat desteği işte Biden işte New York'ta 79. yılı işte Birleşmiş Milletler'in ki amacını yitirmiştir. Şekli bir örgüttür. Merkezi dahi Amerika'da burada. Evet. İşte bakın genel sekreterini ben kabul etmeyeceğim diyor. Bu tabloyu ortaya koyuyor. Biden Orta Doğu'daki bu durumu engellememiz lazım diyor. İsrail'e gemi gemi uçak uçak mühimmat gönderiyor. Yani şimdi bu noktada ne yapacaksınız? Yarın bir gün bize yönelik. Bugün işte Laski'yi bombaladı. Bizim sınırımız 50 kilometre. Evet. Laski'yi bombaladı. Ya. 50 kilometre o uçak Türk sınırına girse. Vurmuşuz bize karşı yapsa. Bu savaş nedeni. Yani. O kadar kritik, o kadar damara basan bir stratejiyle hareket ediyorlar ki maalesef bunlara da dur diyecek bir güç yok. Biraz önce söyledim. Lübnan devlet olarak nedir? Orta Doğu'daki Fransa'nın kopyasıdır. Yok. Öyle tanımlanır. Tabii. Paris'idir Orta Doğu. Beyrut o şekilde denilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Fransa engelleyemiyor. İşte Macron çıktı dedi ki engellemiyor demeyelim engellemiyor. Ya belki orada işte baktığınız zaman menfaatleri var. Bir çaba gösteriyor. Evet. Görünür de öyle. Dışişleri adamlarından para alacak. Dışişleri bakanı söylüyor. İşte Macron söylüyor ama baktığımızda tablonun özü şu. Dünyada dolanan 80 trilyon dolar para var vekil. Bunun 40-50 trilyon dolarına hükmeden işte bu Siyonistler her şey o şekilde dizayn ediliyor. Maalesef tabii burada ben hep ifade ediyorum bizim buradaki en büyük gücümüz
yerli savunma sanayimizi güçlendirmemiz. Tabii. Bugün %80'ler civarındayız. Kara ve denizde. Havada daha o durumlara gevelemedik. Havada hala bağımlılığımız devam ediyor. Hava kuvvetleri yönüyle. Bugün işte nedir? Bize işte NATO'nun en önemli ülkesiyiz. Güney Kanada'yı koyuyoruz. Bugün bize bırakın F-35'i. En büyük bırakın F-16'yı. F-16'nın yedek parçasını dahi vermekten imtina eden bir yapıyla karşı karşıyayız. 1,5 milyar dolarımız içeride. 1 milyar 250 evet. milyon dolar. Bakın burada bu konuyla aramızda bilmiyorum. Ahmet Akın hocam değerlendirecektir. Ben onu öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Bugün İsrail'in bir gözü de Kıbrıs'tadır. Tabii. Özellikle evet, Kuzey Kıbrıs Türk emlak Cumhuriyeti noktasında bugün. Emlak noktasında ne aldıklarını, ne kadar yatırım yaptıklarını biliyoruz. Rum kesimiyle zaten ittifaklığı var Yunanistan'da. Bunlar biliniyor. Bizim ivedi olarak, yani devletimizin üst aklı bunu görerek ederek yapacaktır. Bizim orada SİHA'larımız, İHA'larımız için bir üssümüz var ama bir deniz üssü ve F-16'larımızı, savaş uçaklarımızı konumlandıracağımız bir hava üssünü Kıbrıs'ta nasıl yaparız? Konuşuruz. Çünkü Kıbrıs'ın şu andaki Cumhurbaşkanı da zaten Türk siyaseti, Ersin Türk menfaatlerine uygun bir isim. Onu kurmamız lazım. O gözdağını vermemiz lazım. Yoksa bölgeye bugün dediğimiz gibi Türkiye'ye direkt bir taarruza giremez ama Türkiye'nin düşmanı olan yapılarla bize zarar vermeye çalışabilirler. Ve burada en önemli olan noktalardan birisi işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Şam'la işte bir araya gelmeye yönelik olarak hala bir tepki gelmedi. Onun için de zamanın daraldığı kanaatindeyim. Esad'ın aklını başına alması lazım. Çünkü buradaki diğer hedef Şam olacaktır. Ki şu anda Şam'ı koruyacak hiçbir dizayn ve düzenin de olmadığı kanaatindeyim. Ama şunu söylemek lazım. Bugün 57 Müslüman ülke var. Dünyada 200'e yakın devlet var. Ve bu 57 Müslüman ülke içerisinde maalesef birkaç devlet dışında, ki işte Türkiye onların başındadır. İşte İran'ın verdiği tepkileri ortaya koyarız. İşte Katar'ın verdiği insani yardımları koyarız. Birkaç devlet dışında da sesi çıkan hiç kimse yok. Sayın ama Peki. Yanı başlarındakilerin hepsi kendileri koydu. Net olanı yani deviririz sizi diyor. Geçmişte koltuklarından aldıkları yok mu? Deviririz Saddam diyor. Kim koydu? Kim aldı? Ya vekilim Kattafi, bugün mutlaka gitmişsiniz. Ürdün 10 milyonluk bir ülke. 6,5-7 milyonu Filistinli. Evet. Ürdün'ün başındaki ismin nasıl tutuldu? Biliyorsunuz Ürdün evet. Ürdün kralının annesi zaten İngilizdir. İngilizdir. Ve İngiliz kraliyet ailesine en yakın kraliyet ailesi Ürdün kraliyet ailesidir. İskoç kıyafetleri biliyorsunuz merasim bölümleri. Acı olan bu. İşte bunları koruyan yani yapı için, o halkları konuştuğumuz zaman gerçekten bunlar Müslüman devletler. Ama başlarında bulunanlara baktığınız zaman ben stüdyodan çıktıktan sonra bir kaset izlettiririm size. Evet. Filistin'deki bir şoförün anlattıklarını da izlettiririm. Her birinin başındaki de neler dediğini söyletir. Evet. O zaman onu bir izleyelim. Yönetmenim de reklam arası için hazırım dedi. Çok... Bu arada bir kelime söylemeden geçmeyin. Buyurun. Kıbrıs'la alakalı söylediniz. Sakarya, Bemece. Yani tank palet. Evet. Tank paleti fabrikasıydı o. Şu anda tank Arifiye'de yapıldı. Olan. Arifiye'de. Oradan obusları gönderdik Kıbrıs'a. 3 tane gönderdik. Fırtınalı obüsleri. Fırtına. Gönderince farkındaysın her taraf harekete geçti. İsrail bile çok zoruna gitti. Tabii. Ve o dediğiniz noktaya geliyor bu olay. Hı. Yani biz elimizdeki yaptığımız silahı oraya göndermemiz bile çok rahatsız etti onları. Kesinlikle. Çok isabetli Cumhurbaşkanımız bir karar alarak fırtına obuslarının Kıbrıs'a evet. göndermesi çok güzel bir olay. Tabii. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok güzel bir sohbet oluyor, yayın oluyor. Reklam dönüşünde Ahmet Akın hocamla yine İstanbul'a devam edeceğiz ama şimdi tek reklam aramız var. O reklam aramızı şimdi veriyoruz. Kısa bir ara istirham ediyoruz. Ardından gündem özel Akit TV'de devam edecek. Bizden ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümü şimdi devam edecek. İstanbul'daki konuklarımıza ben hemen dönmek istiyorum. İlk olarak İstanbul stüdyomuzda Sayın Profesör Doktor Ahmet Akın. Sayın Hocam, dilerseniz sizinle başlayalım ikinci bölüme. İlk bölümde ağırlıklı olarak tabii ki Türkiye'nin dış politikası, İsrail konusu artık yaslanamaz bir gerçek oldu. Tehlike kapımızda dedik. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları ve Milli Güvenlik Kurulu
bildirgesini de okuduk. Bu konuyla ilgili tamamlamak istediğiniz düşünceleriniz var mı Sayın Hocam? Şimdi ben bir analoji yapmak istiyorum. Bir tarihsel gerçeklikten bir perspektifle bugünü aslında buluşturmak istiyorum. Tabii bu Türkiye ile ilgili, Anadolu coğrafyası ile ilgili Siyonizmin ve emperyalizmin planları bitmedi, bitmeyecek. Buna benzer olaylar her zaman yaşandı, yaşanmaya da devam edecek. Yani bizlerin içinde bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar zorlu bir coğrafya olduğunu İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir ve burada hep uyanık olmak zorundayız. Onun için şu şeyiyle tamamlamak istiyorum ben bir önceki bölümü. Yani olaylar aslında çok benzer, sadece figürler ve figüranlar değişiyor. Yani geçmişte bundan işte yaklaşık 120 yıl önce Abdülhamit Han'a yönelik o zamanla yaşanan şeylerin çok benzeri. Aslında birebir aynısı şu an günümüzde de çok net biçimde yaşanıyor. Çünkü o zaman da Sevr Anlaşması, Kurtuluş Savaşı öncesindeki planlar, Osmanlı'yı bölme, yok etme planları ve Anadolu'yu Türk-İslam coğrafyası olan bu vatanımızı elimizden alma planları aynı şekilde devam ediyordu. Tabii maalesef Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bazı mihraklar hiç boş durmadı. Şu anda da aynı şekilde bu yapı devam ediyor ve ülkemize darbelerle, efendim iç kalkışmalarla ve muhtıralarla o manşet, meşhur manşeti hatırlayalım, demokrasiye balans ayarı yapıldı. 28 Şubat'taki manşeti hatırlayalım. Aynı şekilde bu ayarlar hep yapılmaya başladı. Tabii bugün halkımız çok daha olayların farkında. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bu ülkede yerli ve milli savunma, işte sağlık, eğitim alandaki veya diğer tarım, milli güvenlik bu alanlardaki gelişmelerin yanı sıra demokrasiyle de, az sonra konuşacağız belki anayasa çalışmalarını. Tabii. Bu konuda da çok büyük gelişmeler oldu. Mesela bu vesayet dediğimiz odaklar. Ben bir iki örnek vermek istiyorum, sonra tekrar bir geçiş. Dilersen sen hocam girelim o konuda o zaman. Evet. Yeni anayasaya da buyurun, siz bir girizgahı yapın, oradan devam edelim. Şöyle söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız yönetim, AK Parti iktidarları yönetime geldikten sonra tabii o zamanları hatırlarsak, şöyle bir geçmişe baktığımızda Türkiye vesayetlerle mücadele etmek zorundaydı ve aslında temelde kategorize ettiğimizde 3 tip vesayet vardı. Birincisi askeri vesayet, yani militarist vesayet diyoruz biz buna. Mesela bunu örneklendirmek çok kolay aslında. Zihinlerimizi hemen bir tazelediğimizde hafızalarımız bunu hatırlayacak. Yani o dönemlerde AK Parti iktidara geldiği yıllarda, bırakın Genelkurmay Başkanı veyahut işte Milli Savunma Bakanı ismini hatırlamayı, biz ordudaki paşaları, binbaşıları konuşuyorduk. Hep bu isimler, Çevikbirler, ondan sonra Özden Örnekler, işte o andaç dediğimiz o darbe günlükleri falan, hep bunlar sonradan konuşuldu. Şöyle, aslında demokratik bir ülkede askerin ve iktidarın, yani siyasetin birbirinden net biçimde ayrılması lazım. Bugün mesela şu soruyu sorduğumuzda bizim aldığımız cevap bize Türkiye'nin ne kadar demokratik olduğunu gösterir. Genelkurmay Başkanı kim diye sokaktan bir vatandaşa sorduğumuzda eğer ismini bilmiyorsa bu doğru bir şeydir. Şu an öyle. Ama o zamanları hatırlayalım. Yani her türlü askeri vesayetin yoğun olduğu, işte demokrasiye balans ayarlarının verildiği bir dönemdeydik. Şu an çok şükür böyle bir şey yok. Yine benzer biçimde yargı vesayeti vardı. Efendim Vural Savaşlar, işte efendim Yekta Güngör Özdenler, bu isimler Sabih Kanadoğulları değil mi? Hepsi demokrasiye parti kapatarak veyahut işte bir şekilde siyasi... Nuh Mete Yüksel. Nuh Mete Yüksel, hepsini hatırlayalım ama anmayalım. Yani ölenleri anmayalım çünkü iyi isimler değildi bunlar. Devamlı demokrasiye, demokratik siyasete müdahale eden isimlerdi. Çok şükür AK Parti iktidarlarından sonra ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bu acıları yaşamış birisi. Kendisi de vesayetlerle mücadele ettiği için bu da gündemden kalktı. Şu an daha sivil ve demokratik bir Türkiye
uyanıyoruz ve her sabah bunu hissediyoruz. Tabii ki sorunlar hala çok fazla. Üçüncüsü de bürokratik vesayet. Maalesef bunu tam kıramadık. Çünkü bu Anadolu topraklarında, coğrafyada, içinde yaşadığımız bu güzel kadim Anadolu coğrafyasında belli mihraklar ve belli, hala daha bunu sosyal medyada örneklerini görürüz, belli zümreler, elitist, Jacoben zümreler hep iktidar oldular. Tabii ki Cumhurbaşkanımızla birlikte ve AK Parti iktidarıyla birlikte Anadolu insanı da artık bürokraside, orduda, yargıda, üniversitede, akademiyada, her yerde söz sahibi olmaya başladı. Vatanın gerçek sahipleri belli köşe başlarına gelmeye başlayınca bunları çok rahatsız etti ve şu anda tabii çok köklü bir geçmişe sahip bu bürokratik vesayet. Siyonizmle de çok yakından ilişkili. Bunları artık hep açıktan konuşmak lazım. Mesela Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, buraların işte kuruluştan itibaren yaşanılan şeyler, Türkiye'deki lobi faaliyetleri, işte masonik faaliyetler ve belli ne diyelim odaların, mihrakların başındaki isimlerin hep belli silsileden geçmiş olması, bazı üniversitelerin işte özellikle köklü dediğimiz dış bağlantılı yapıların hep böyle söz sahibi olması, şu an bu da artık bu etki de yavaş yavaş kuruluyor. Onun için bizim hakikaten bunun, bu günlerin, bu sivil demokratik günlerin şeyini bilmemiz lazım, değerini. Şu geçmişle ilgili de şunu hatırlatayım. Siyonizmi hep konuşuyoruz. Bu Siyonizmin şeyi hiç bitmeyecek, planları. Bakın, çok benzer şeyler aslında o zaman da vardı, değil mi? Çok dindar görünümlü Abdülhamit'i yıkmaya çalışan veyahut ondan rahatsız olduğunu açık açık ifade eden o zaman da kişiler vardı, belli şahsiyetler. İşte Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, ama maalesef o da o Abdülhamit'e karşı o yapıyı anlayamamıştı, yani ülkenin bekası ile ilgili bir sorun olduğunu. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, o da yine ister istemez bir karşı duruş sergilemişti. İşte Elmalı Hamdi Yazır, Rıza Tevfik Bölükbaşı. Fakat bunlar o zaman belli noktalardan biri, işte din elden gidiyor, öbürü milli kaygılarla belki bir şekilde fark edememişlerdi bu tuzağı. Ben öyle düşünmek istiyorum. Ama sonları hepsinin işte belli bir şeyden sonra hep hüsranla neticelendi. O zaman tabii yine bugünküne çok benzeyen örnekler vardı. İşte mesela Türk milliyetçisi görünen bir parti Siyonizm seviciliği yapıyordu o zamanlarda. Şu anda da yapıyorlar ve gençleri zehirliyor bu parti. Zafer Partisi'nden söz ediyorum. Yani şu an bizim tertemiz pırıl pırıl Türk gençlerimizin milli duygularını, efendim bakın, alıyor. Bir bakıyoruz sosyal medyada, özellikle X'te, bu çocuklarımız, yani bizim babası annesi dindar Anadolu insanı, ama bakıyoruz çocuğu öyle bir noktaya almış ki İsrail taraftarlığı yapacak ve Gazze'deki katliamı yaptığımızda, bu konuya parmak bastığımızda, bunun acısını hissettiğimizde bize Arap sevici diyorlar. Benzeri o zamanlar da vardı bu milliyetçi yapının. Dindar. Mesela şimdi ben çok merak ediyorum. Bizim ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız kadar Türkiye'de, dünyada Türkiye'ye kadar İsrail'in zulmünü açık açık her yerde konuşan, bunu Birleşmiş Milletler'de daha geçen hafta çok net biçimde dile getiren başka bir lider yok. Ama buna rağmen Türkiye'yi işte çıkıyor Taksim'de bizim pırıl pırıl çocuklarımız, yazık bunlar, kandırılmış çocuklar, katil İsrail işbirlikçi AKP diyerek bizim polisimize tükürttürüyorlar bu çocukları. Bunlar sözde dindar, belki muhafazakar ailelerden, ki görünüm öyle çocuklar, ama bir bakıyorsunuz hiçbir araya gelmeyecek yapıları Siyonizm bir araya getiriyor. Bu çocuklarımıza çok sahip çıkmamız lazım. Şununla bu bahsi kapatmak istiyorum. Bakın, o zamanlar bu hareketler yapıldı ve Abdülhamit efendim Han Hazretleri tahttan indirildi. Sonra ülkenin ve Anadolu Osmanlı'nın hali pürmelali ortaya çıktı. Tabii ondan sonra pişman oldular. Yani pişmannameler yazdılar. Bunlar tarihte, bu vesikalar mevcuttur. Mesela birisi çok önemlidir. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şöyle diyor. Neredesin Şevketlüm Sultan Hamit Han? Feryadın varır mı barigahına, mezarına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına diyerek tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan, bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına
Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibana diyerek aslında o zamanki Abdülhamit Han'a yapılan şeylerin sonradan pişman olduğunu ifade eden bu dizeleri, en sonunda milliyet davası fıska büründü, ridai diyanet yerde süründü, Türk'ün ruhu zorla asi göründü, hem peygamberine hem Allah'ına, çok önemli dizeler. Divane sen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz, sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına. Bakın aslında şu yaşananları da anlatıyor. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena, bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina, yuh olsun bunların hem ervahına diyerek. Yani şu anı aslında dini kaygılarla Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut dini öne sürerek veyahut milli kaygıları öne sürerek bir şekilde Siyonist yapının efendim aparatı olan veyahut bu yola çekilen, bu yola tevessül eden kişileri biz o zaman da gördük. Ama şu an bunun farkında olmamız ve bu günlerin değerini bilmemiz hakikaten Özgür Özel'i de ben belki burada kutlamak istiyorum. Çünkü kendisi bence mesela Kılıçdaroğlu olsaydı şu anda CHP'nin başında, Mustafa abi çok daha iyi değerlendirir. Asla böyle bir duruş sergilemezdim. Yani o da çelişkiler için işte hocam, yani Hamas'a terör örgütü diyen bir şeyi var. Yani baktığınız zaman evet, İç siyasette ifadeleri o yönde. Yani bakıyorsunuz işte orada Amerika'da diyor Ramallah'ta yapalım sosyal sanitar nöselin diyor ama aylardır Filistin'e gidecek. 5 kere Paris'e gitti geldi veyahut da Avrupa'nın başka ülkelerine gitti. Yani siz orada Hamas terör örgütüdür dedikten sonra yani bunu kaldıramıyorsunuz. O da bir iç siyasete yönelik. Özellikle benim kanaatimce de AK Parti seçmenini kazanmaya yönelik siyasi manevralar olarak değerlendiriyorum. Pek samimi bulmadığımı söylemek yani istiyorum. Samimiyet bu noktasında benzer kaygıları taşıyorum. Fakat şimdi orada hani Devlet Bahçeli'yi analım tekrar burada. Allah uzun ömür versin. Aa. Şöyle diyor. Sınıf arkadaşım olmayacaksa Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel olsun diye. Hakikaten yani bizim elimizdeki kişiler bunlar. Hani siyasi figürler. Muhalefet üretemiyor. Lider üretemiyor. Üretemiyor. Al birini vur ötekine yani. Ama en azından şöyle kritik günlerden geçtiğimizde bu birliktelik ruhunu hissetmemiz gereken bu dönemde evet, Kılıçdaroğlu'na göre dediğiniz gibi. Toparlayalım Ahmet Hocam. Evet, Kılıçdaroğlu'na göre bir ton daha en azından milli duruş sergilediğini evet, gözlemliyoruz. İnşallah bu tavır devam eder. Tabii Sayın Vekilim çok daha iyi değerlendirecek. Çünkü siyasetin şimdi daha Mehmet içinde. Bey'in izniyle sıradaki sözü ona vermek istiyorum. Sayın Mehmet Kırmızı, dilerseniz bir Sayın Vekilime dönelim bu yeni anayasa tabii. ve yargı. Ardından size döneceğim izninizle. Sayın Vekilim, tabii yeni anayasa, yargı paketi, infaz kanunundaki düzenlemeler vesaire, bunlar çok tartışıldı, çok yazıldı, çizildi. Önümüzde 82 anayasası artık dikiş tutmayan, yama tutmayan bir noktada. Sizin de yayınımızın başında bahsettiğiniz gibi ortak konsensüs, ortak tabanda en güzeli, en katılımcı da meclis gibi gözüküyor şu andaki aritmetiğe baktığımız zaman evet, aslında. Oradan neler olacak, nasıl bir yasama dönemi bizi bekliyor? Sizin de parti olarak yaptığınız önemli yaz döneminde çalışmalar vardı herhalde. Yani şunu söylemek isterim, tabii elimde çok notlar var. Hı hı. Yani benim konuşacaklarımı onda biri bile konuşulmadı. Yani ama bu program böyle. Yani diyecek buyurun, bir şey buyurun, yok. Buyurun. Anayasayla alakalı baktığımız zaman 80 darbesi yalnız o dönemdeki Refah Partisi'ne yapılmadı. CHP'ye de, MHP'ye de. Baktığımız zaman bütün partiler üzerine yapıldı. Hı hı. Ve hepsi içeri atıldı. Ve 80 anayasa o dönemde yazıldı, çizildi, bitti. Hı hı. Şimdi ise bir kısım yerler değiştirilerek yamalı bohça oldu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de gerçek anlamda anayasanın değişmesinden yana taraf, yani yeni anayasanın yapılmasından yana taraf olduğunu biliyoruz. İşte kimileri kalkıyor, araya fitne sokmaya çalışıyor. Nedir? Ya efendim anayasanın ilk 4 maddesi değişecek mi, değişmeyecek mi? Ya yapma kardeşim, yani meselen bu mu? Yani derdin bu mu? Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Ya bizim ilk 4 maddeyle alakalı bir problemimiz, bir sorunumuz yok. Hı hı. Gelin sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin tümü, hı hı, ortak olarak oturalım ve güzel bir anayasayı ortaya koyalım.
Ve şu andaki yeni yüzyılda yeni bir anayasayla devam edelim diyor. Ve bunu yapmak için de hazırız. Evet. Ben buradan anayasaya çok fazla takılmak istemiyorum. Buyurun. Ben burada şunu da ifade etmek istiyorum. Lütfen. Bakın burada konuşamadığımız, söyleyemediğimiz en önemli konu. Buyurun. Günümüzde herkes üzerinde dalga geçer gibi, haması gibi bakıyordu. Gök vatan, mavi vatan, Sibel vatan diye baktığı olay içinde baktığımız zaman gerçekten Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti, yani az önce işte bizim Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi, yani askeriyenin %80'e yakın bir silahla gelmesi, ya düşünebiliyor musun, matarasını yapamayan ya. Efendim şeyi nedir, kılıcını başına takın, ne diyordu? Kasatura. Ne ya, çocuk oyuncağı gibi. Ya soksan adama girmez yani. Tabii. Bunu Amerika'dan alıyorduk, Avrupa'dan alıyorduk. Şu anda hepsini yapıyor. G3'ler Alman malıydı. Tabanca $10,000 askerimizin, polisimizin $10,000. Şimdi biz Amerika'ya satıyoruz. Tabii. Silahları. Mermiyi bizim Namlu'da kalıyordu. Veya hedefe varmıyordu. Biz bu mermilerle nasıl savaş yapacaktık? Cumhurbaşkanından Allah razı olsun. Hava araçları, her onlara baktığımız zaman İsrail'den alıp düşüyordu. Evet. Veya düşürülüyordu. Efendim önce bilgi, Mustafa Bey de az önce değindi. Önce PKK'ya gidiyor. Evet. Sonra Mehmet Bey bize geliyordu. Şey, Mehmet Bey söyledi. Aha. Mehmet Bey sağ olsun. Mehmet Kırmızı, evet, kardeşimiz. Şimdi baktığımız zaman SİHA arkasından İHA yapıldı, arkasından SİHA yapıldı. İşte baktığımız vakit şu anda hava araçlarımızla birlikte Allah'ın izniyle işte biz ciddi bir akıbet oluşturmaya ve çevremizdeki ülkelere, yani düşmanlara korku salmaya, dostlarımıza güven vermeye başlayan bir Türkiye oluşmaya başladı. Sibel vatan dediğimiz zaman herkes gülüyordu. Ama şimdi herkes telefonunu ne yapıyor? Başının ucuna koymuyor. Geceliğin uğraşmıyor. Abi. Ya odanın dışına koyuyor veya yatağın uzağına koyuyor, öyle değil mi? Sibel Güven Teşkilatı niye kurulmasını da artık. İsrail hepsini patlattı. Ama şu var, yazılım bizim için çok önemli. Tabii. Mühendisler bizim için çok önemli. Biz bu mühendisleri gerçek anlamda yetiştirmek zorundayız. Ve Cumhurbaşkanımızın bütün hedefi bu. Tek nefes Adana'da şimdi açıldı. Evet. Hedef ne? İşte hepsi bunlar için. Gençleri yetiştirmek, çocuklarımızı yetiştirmek. Az önce Ahmet hocamızın ifade ettiği gibi, kendisi ne diyor? Çocuklarımızı kandırıyorlar. Çocuklarımızı farklı şekilde yönlendiriyorlar. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Eğer bunlara sahip çıkarsak devletimize sahip çıkmış oluruz. Geleceğimize sahip çıkmış oluruz. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Bu arada sizler söylemeden ben söyleyeyim. Buyurun. Biliyorsunuz meclis tatile çıktı. Evet. Son gün grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanımız çıktı, bir konuşma yaptı. 31 Mart'ta tabii ki seçimlerle alakalı baktığımız zaman bizim aldığımız oy oranı bizim beklediğimiz bir oy oranı değildi. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanımız dedi ki arkadaşlar meclis tatile çıkıyor ama siz yok dedi. Biz de Yunan adalarına gidecektik. Bodrum'a gidecektik, Yunanistan'a gidecektik falan filan, arabalarla gidip gelecektik. Dedi ki yok, milletin içine gideceksiniz, çalışacaksınız dedi. İki ay çalıştık, şimdi meclise gelen arkadaşların hepsi ne diyor biliyor musun? Ya Ali abi diyor, elhamdülillah diyor, istirahata geldik diyor. Yani meclisteki çalışmayı istirahat olarak görüyor vekiller. Ciddi bir çalışma yaptık. Ama sayın vekilim, faydasını görmüşsünüz. AK Parti yine bugün Metropol açıkladı. Birinci öne parti geçti şu anda. İnşallah daha çok çalışacaksınız. Tabii yani milletvekilleri tatili millet yapar. Siz çalışacaksınız yani. Buna mecbursunuz. Evet. Yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bundan da kendimizi geri almıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. Genel başkanımızın emrindeyiz. Ve bu ülkenin ve Türk milletinin emrinde olarak en iyisini, en güzelini yapmanın gayreti içinde olacağız. İnşallah dünya milletleri içerisinde ülkemizi, küresel bir güç zaten Türkiye, bunu hak ettiği yere daha çok getirmeye ve baktığımız zaman işte Cumhurbaşkanımız ne diyor? Dünya beşten büyüktür diyor. Ama bunu, bu beşin içerisine biz girmemiz lazım. Evet.
Mazlumların yanında olmak güçlü olmaktan geçer. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na daimi üye olmak, BRICS, tabii diğer ki yapılanmalar, İnşallah, Şangay Beşlisi. İslam ülkeleri içerisinde en güçlü bir ülke olarak. Evet. Az önce izlettim size Filistin'deki evet, bir şoförün söylediklerini. Evet. Yani dünyadaki bütün Müslümanlar Türkiye'den beklentisi. Tabii. Tayyip Erdoğan'dan beklentileri var. Yani işin gerçeğine baktığımız zaman biz hepimiz, ben meclise özellikle Amerika'da Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında Türk evi yapıldı. Bakın bu bir vizyondur. Hiç kimse de yok. Ve dünya şey. Amerika kendisi büyük devlet olarak baktığınız zaman o gelen başkanları, cumhurbaşkanlarını ağırlayacak bir yeri yoktu. Ama cumhurbaşkanımız herkesi ağırladı, herkese kucak açtı. İşte bu. Yani büyük devlet olmak bu. Hı. Küresel güç olmak bu. Herkese ağırladı, herkese konuştu, memleket Filistin meselesinde konuştu, dünya meselesini, ekonomiyi konuştu. Dünyanın her yerinde ekonomik sıkıntı var. Biz halkı geziyoruz. Efendim ekonomiden sıkıldık, emekli aylıklar paralarından şu bu falan dediler. Ama konuştuğumuz zaman vatandaşımız şunu diyor. Diyor ki, ya biz oy vermedik. Ama Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğiz anlamını taşımıyor. Bu çok ilginç. Bunu çok söyleyen yerler var. Yani belediyelerde bize bir ders verildi. Biz bu dersi aldık. Ve aldığımız dersle birlikte de çalışmamızı yapıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu kadar belediye almasının altında da şu var. Bir kere de ikinci belediyeyi aldılar. Niçin aldılar? Biz belediye başkanlığı yaptık. 4 dönem. Biz şimdi kanalizasyonu yaptık. Elektriği yeraltına aldık. Doğalgazı çektik. Efendim suyu getirdik. Suları yaptık. Hepsini yaptık. Bunu yaptıktan sonra altyapı vatandaş görmüyor. Üst yapıda da baktığın zaman parklar, bahçeler, yollar, kaldırımlar hepsi bitti. Şimdi gelen belediye başkanı bir tek çöpü alıyor, temizliğini yapıyor. Bir de halkın içine cenazeye, düğüne konserler veriyor, geçip gidiyor. Ve millet de bu doğrultuda ikinci kez ama de ki ne yaptın 5 yılda ortaya koyacakları bir eser yok. Biz Hendek Belediyesi'nde 1500 tane konutu biz 2 senede yaptık. Ancak İstanbul Büyükşehir'e bir bakın bakayım. TOKİ ile değil Hendek Belediyesi olarak yap. İstanbul'a bir bakın bakalım. Kaç binde bir bütçesi tane, düşük olan abi, bir yerden Hendek kaç tane düşük konut yaptı? Kaç tane bina dönüştürmüş? Bir bakacak olduğunuz zaman. Efendim? Kaç tane bina dönüştürmüş deprem için? Hatta bugün işte Yeni Akit gazetesinin manşetteydi. Boğaz'da pislik kokusu yine başladı. Yani vatandaşımız bir sonraki seçimde hem belediyede hem vekilim. Şimdi cevabı gelmiş bana CİMER'den. Evet. Ben bilgi edinmeye çok müracaat eden bir arkadaşınızım. Yani evet, kamu denetçiliği gibi sorarım. Kanun bu hakkı tanımış. Anayasa 74 bilgi edinme kanunu. Yaşadığım ilçe Keçiören Belediyesi ile ilgili sormuşum. Evet. 10 binlerce çöp kutusu alındı. Dedim ki bu çöp kutularının maliyeti nedir? Vatandaşız, bizim vergilerimizle alınıyor. Her baktığında sosyal medyadan mevcut belediye başkanı her gün bir danışman alıyor yanına. Kaç danışmanın ve kaç tane baş danışmanım var dedim. Şimdi daha 10 dakika önce CİMER'den bana gelen yanıt. Bakın. Mecliste diyorlar ya milletvekilleri. Evet. Biz soru soruyoruz bakanlığa, bize cevap vermiyor. Aynı cevapları veriyor. Bak belediyesi, CHP'nin belediyesi, Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi. Sordu. Kaç danışmanım var? Ne kadar ödeme yapıyorsun? Çöp kutularını kimden aldın? Ne kadar ödeme yaptın? Evet. Verdiği yanıt. 4982 sayılı bilgi edinme kanununun 17, 21, 23, 25. maddeleriyle bilgi edinme hakkı kanunu uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 36. maddesi amir hükmü gereği sorularınızın kanun ve yönetmeliklerde yer aldığı üzere bilgi edinme kapsamı dışında kaldığı hususlarınızı bilgilerinizi rica ederim. Görsün kamera. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi üst kurula müracaat edeceğim, alacağım ben o bilgiyi. Evet. Bakın iktidar o şekilde eleştiriyor. Sonra kusalaklardan birisidir. Verecek. Bakanlıkta evet, verecek. Milletvekili sorgulayacak. Verecek bunu cevap. Verecek. Bunu eleştiren bir partinin belediye başkanı
Kaç çöp kutusu aldın, kaçı aldın, kaç danışmanın var dediğin zaman cevap kanun kapsamına girmiyor diye yanıt vermiyor. Tabii. Yani o samimiyeti ortaya koymak açısından evet. söylüyorum. Canlı yayınımıza bağlanıp Sayın Başkanım. Söyledim açık cevap şimdi Cimer'den geldi. 10 dakika yani, önce geldi. Ona bakıyordum. Bununla ilgili tweet atacağım çünkü. Yani, söyledim burada yeri gelmiş. Söz hakkı vaatidir dediğimiz gibi rejimiz veya Sayın Keçiören Belediye Başkanı dedim söz hakkı. Tabii kutsal söyleyebilir, yanıt verebilir. Hiç Sayın Başkanım olsun. Dediğiniz gibi lafınızı valla kestik. Buyurun. Yani bizler sahada halkımızın içerisindeyiz. Dinliyoruz. Evet. Bütün milletvekilleri dinliyor. Ben AK Partili milletvekili arkadaşlarıma gerçekten tebrik ediyorum. Öyle halkın işine gidemezler, çıkamaz öyle bir şey yok. Halkın içindeyiz. Tabii. Yarın da Allah nasip ederse cuma namazını Beykoz'a kılacağız. Ve Beykoz ilçesini adım adım gezeceğiz. Cumartesi de gezeceğiz. Ve daha sonrasında Cumhurbaşkanımızla birlikte toplantı yaparak Türkiye buluşmalarını sonlandıracağız inşallah. Yani bizim duruşumuz yok. Ve tek meselemiz... Durmak yok, yola devam. Yola devam, yalnız şu için yola devam. AK Parti için değil, ülke için yola devam. Millet için. Devlet için, milletimiz için yola devam. Daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Evet. Ve niçin? İsrail kapımızda. Bakın Lübnan'a girdi, Suriye, Şam, bakıyorsun 50 kilometremize kadar geldi. Bu ne demektir? Yarın 50 kilometrenin içine de girebilir. Tabii ki. O zaman ülke farklı bir şekilde hareket edecek. Bizlere verdikleri, aldığımız uçakların parasını ödediğimiz uçağı bize vermeyen karşımızdaki insanlar var. Uçaklarımızın bakımını yaptırmayla alakalı baktığınız zaman parçasını vermeyen, aldığımız yerden parça alamadığımız bir durumda bunları üretmek zorundayız. Uçağı da üretmek zorundayız. Bunları yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii. Bunun için Allah Cumhurbaşkanımıza eksiklik vermesin. Aynen. Allah arkadaşlarıyla yapmış olduğu çalışmalarda başarılar diliyorum. Sayın Devlet Bahçeli bugünkü görüşmesi nasıl derler? Onu da sormadan geçmeyeceğiz. Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız daima bir araya geliyorlar. Evet. Zaman zaman telefonla bir araya geliyorlar. Arkadaşlarımıza söyleyeyim, o görüntüler varsa bugünkü DSF olarak sen yönetmeni verebiliyorsun. Ve Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli FETÖ olayından sonra, yani öncesinde Taksim olaylarından sonra, biliyorsunuz Taksim olaylarında da ne söylediler? 3 tane madde dediler. Bir, İstanbul Havaalanı'ndan vazgeç. Avrasya Tüneli'nden vazgeç. Evet. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden vazgeç, hemen bitirelim dediler. Abdullah Gül'e söylemiştiler. Ama şu anda kapatsak onları, o diyenler önce karşı çıkar bu işe. Yani Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da, bütün oradaki gezide olan insanlar da samimiyette baktığınız zaman onları kullanıyorlar. Biz şunu yani ifade etmek istediğimiz en son olarak olay şudur. Bu ülke hepimizin. Eğer bu ülkede İsrail olsun, farklı bir ülke olsun, bizim ülkeyle savaşa kalkarsa, burada CHP'liyi ayırmaz, Demli'yi de ayırmaz, Kürt'ü, Türk'ü, Gürcü'sü, Abaz'ı, Çerkes'i ayrılmaz. Aynen Irak'ta olduğu gibi Amerika nasıl Saddam'a girdi, Amerikan askerini ayağını öpenler oldu. Tabii. Ama sonra ne oldu? Hepsi ağladı. Malımı kaybettim, karımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, her şeyimi kaybettim. Keşke Saddam devam etseydi diyen konuma düşmemek için hep birlikte birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyarak ülkemiz için mücadele etmemiz gerekli olduğunu inanıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Programa bizi davet ettiğiniz için ayrıca sizlere ve AKİT'e de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Yoğun programınız arasında bizi kırmadınız. Ayağınıza sağlık diyorum. Bey. Yine ekleyeceğiniz konular olursa buyurun Sayın Hocam. Müsaadenizle şimdi Sayın Vekilim tevazu gösteriyor. Tabii çok kısa geçti. Ben kendisinin hemşerisiyim aynı zamanda. Yani Hendek'te uzun yıllar yaşadım. Bazı şeyler var ki unutulmayan icraatlar. Mesela orada o Hantek'i çok kısa geçti, Hantek konutlarını. Hantek Hendek'in orijinal ismidir. Sayın Vekilim yanlış söylüyorsam düzeltin. Evet. Hantek konutları o. Evet, doğru. Tabii o bahsettiği yıllar kaç biliyor musunuz? 2003'ler 4'ler zannedersem hiç o zaman yani evet. Türkiye daha yeni AK Parti iktidarlarıyla tanışmış. İşte bir Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki Başak Hilal konutları vardır. Sonra ardından en toplu konuttaki ilk örneklerdir bu bahsettiği şey. Hı hı. Ve 2000 konut hakikaten çok kısa sürede. Bir de
dere ıslahı, bizim hendeğin içinden Ulu Dere geçer. O da Türkiye'de birincilik ödülü almıştır şeyde, belediyelerin projeleri arasında o yıllarda. Bayraktepe projeleri tabii, şeyi de her sabahta ben çok iyi hatırlıyorum, şey yapardı. Belediye anonsu, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun diye biz öyle uyanırdık. Sabah 7.30-8 gibi. Katlı Pazar'da da esnaf duasıyla açardı. Tam bir Osmanlı. Çok güzel bir şey var, evet. Sayın Başkanım. Ya. Yani misafirlerimizi iman etmiyoruz. Sayın Hocam diyor böyle ama Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Yalnız o değil. Değerli misafirlerimiz diye de devam eder. Evet, evet. Çok çok şey, evet. Hoş yıllardı. Ve 4 yılda yaptı. Kendisi bu yönden hiç söz etmiyor tabii. Şu an başka bir konumda. Sporcu kimliği var zaten. Ya, yani Sayın Dünya, Vekilimizin gerçekten. Türk Dünyası Belediyeler noktada... Birliği onları bir araya getirirdi. Şeyde bizim Bayraktepe'de toplardı. Ve ayrıca yine tabii Afrika'da da Ruanda Dostluk Grubu çalışmaları var. Çok yönlü birisidir. Kendi hani anlatmıyor. Hı hı. Biz hazır buradayken seyircilerimize bu yönlerinde iletmiş olalım. Allah yolunu açık etsin tabii. Sakarya hizmetleri çok. İnşallah daha da güzel hizmetler olacak kendisinin. Şöyle bir şey daha eklemek tabii istiyorum ben. Yani bu sadece... Buyurun kısaca. Şöyle, Sayın Vekilimiz şimdi Sakarya yöresinde siyaset yapıyor. Yani tek değil aslında. Bu tür örnekler AK Parti'de Sayın Vekilimiz gibi dirayetle çalışkan çok kişi var. Ama sorun şu. Mesela bu kent lokantasını adam öyle bir anlatıyor ki sanki İHA SİHA yapmış gibi. Bizim biraz siyaset, yani bizim derken AK Parti'nin yaptığını anlatma, biraz hani şeyden dolayı, o Türk geleneğinde vardır. Kendini övmek, anlatmak hani böyle hoş karşılanmaz ama biraz bu konuda eksikler var. Bu PR, reklam, ondan sonra... Marifet de iltifata tabidir hocam işte zaten. İşte öyle, mesela ben anlatmasam Sayın Vekilimiz anlatmıyor. Halbuki bunların çok anlatılması, halk görüyor, onun takdirini, teşviğini, şeyini yapıyor. Tabii. Ama bir de partinin böyle bir şeyi var. Bu boyutu çok gelişmesi lazım. Çünkü ne kadar da... Yaptığınızı anlatmak, yapmak kadar önemli bir şey aslında. Aynen öyle. Orada ciddi bir revizyon ve şey gerekiyor, devrim gerekiyor, evet. AK Parti'nin. Evet. Bütün bu benim görüşüm değil, genel seçmenin de, evet, talebi bu yönde. Yani hakikaten bu, evet, yönde bir gelişim ve, evet, atılım olması gerekiyor. Ben böyle tamamlamış olayım. Evet. Sayın Mehmet Kırmızı... Hocam çok teşekkür ederim. Bizleri onurlandırdınız, yani utandırdınız aynı zamanda. Tevazu buyuruyorsunuz, teşekkür ama ediyorum, gerçekten böyle. İfşa etmek lazım belli şeyleri milletvekilim. Evet. Bilsin halkımız kim ne yapıyor, kim ne yapmıyor. İşte biraz önce örneğini verdim. Bir de, evet, bir de şunu da ekleyeyim, şunu da tamamlayayım. Kendisi bir şey yapmıştı, sosyal yaşam merkezi derenin kenarında. Orada düğünler falan hep ücretsiz yapılırdı. Herkes de her hafta sonu düğün. Yani ilk Türkiye'de toplu ücretsiz... Sosyal belediyeciliğin... Tabii, her açıdan, evet, her açıdan şeyleri, çok güzel çalışmalar, tabii, var. Oradan zaten... Yani hocam da hiçbir şey unutmamış. Yaşadık yani, 6-7 yıl içinde yaşadık bunları. Psikoloji noktasında... Yani hocam tebrik ediyorum. Bizzat yerinde mahallekten ayrılana çok uzun geliyorduk paralara, çok şükür. Sağ olsunlar. Yiğidin hakkını iyi de veriyor yani, söyledi. Hemen devam edecek Sayın Mehmet Kırmızı, size dönmek istiyorum. Bir İstanbul bir Ankara yapacağım sizi de çok fazla sıkmamak adına. Şimdi tabii resepsiyonda verilen mesajlar da önemliydi. Sayın Vekilim de söyledi, Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa ve yeni yargı paketi. Siz de bir hukukçusunuz. İnfaz süreli olayının farkındayız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Özetlemek gerekirse kısa geçiyorum. Bu dönemden siz neler bekliyorsunuz? Şimdi tabii meclisin açılışıyla birlikte aslında bir huzur iklimi görmüş olduk, hem meclis açılışında hem resepsiyonda hem liderlerin açıklamalarında ve davranışlarıyla birlikte. Özellikle Sayın Bahçeli'nin HDP sıralarına gidip tokalaşması, CHP'li vekillerin Sayın Cumhurbaşkanımızı ayakta karşılaması gibi resepsiyonda verilen mesajlar aslında ülkemizde bu dış düşmana karşı göstermek istediğimiz iş birlikteliğin resmiydi. Tabii önemli olan bu birlikteliğin kısa vadede değil de uzun vadede devam edip yeni anayasa sürecinde de uzlaşı halinde olması. Yani biz bu mecliste ilk gün gördüğümüz görüntüleri umarım yeni anayasa çalışmalarında, yeni yasama çalışmalarında ya da dış politikada görmüş oluruz. En azından bunu görürsek de samimiyet testini hep birlikte
liderler vermiş olur. Tabii Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hukuku gerçekten ayrı bir hukuk. Yani Sayın Devlet Bahçeli gerek 15 Temmuz sürecinde gerekse ülkenin milli beka ve milli... Mehmet Bey hiçbir pazarlık yapmadan bakın bu koşulsuz, altılı masada ne rezaletler evet, gördük altılı masada. Koşulsuz, burayı vurgulamak lazım. Koşulsuz olarak Sayın Bahçeli ülkenin milli menfaatine ilgilenen tüm konularda adeta bir devlet aklıyla, millet aklıyla nerede durması gerekiyorsa orada durdu. Ve her zaman milletin, devletinin yanında oldu. Aslında Sayın Bahçeli'nin bu bilgeliği, Sayın Bahçeli'nin bu devlet duruşu umarım diğer parti liderlerine de örnek olur. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman olduğu gibi çeşitli periyotlarda Sayın Bahçeli ile Bahçeli'nin konusunda buluşarak işte bu önemli meseleleri istişare eder ve ona göre bir yol planı belirlenir. Sayın Cumhurbaşkanımız yine anayasa konusunda New York dönüşü önemli mesajlar verdi uçakta gazetecilere. Dedi ki yeni anayasada bizim hazırlıklarımız tamam, MHP'nin hazırlıkları tamam. Diğer partilerle uzlaşmayı bekliyoruz. Numan Kurtulmuş da dün bir açıklama yaptı. Partileri yavaş yavaş ziyaret etmeye başlayacağız. Tabii bakın şimdi 1982 anayasası bir darbe anayasası. Siz bu anayasada maddeleri değiştirseniz de ruhu darbe. Ruhu darbe anayasası. Yani bu anayasa kökten değişmediği sürece, ilk dört madde haricinde kökten değişmediği sürece, önemli maddeler değişmediği sürece ruhu hep aynı. Hep bir darbeci anayasa. Düşünebiliyor musunuz? Bir darbe yapılıyor. Darbeyi yapanlar bir anayasa yapıyor ve ülke hala o anayasayla yönetiliyor. Ya bir kere bizim gerçekten demokratik bir toplumsal uzlaşıyı gerektiren bir anayasa yapmak istiyorsak 82 anayasasını bizim değiştirmemiz lazım. Çünkü siz sözleri değiştirseniz de kelimeleri değiştirseniz de nakarat müzik aynı. Değişmiyor. Bizim bu müziği değiştirmemiz lazım. Tabii burada gerek CHP'nin gerek HDP'nin diğer partilerin de uzlaşısı önemli. Çünkü gerçekten barış ikliminin sürmesi lazım. Huzur ikliminin sürmesi lazım. Çünkü bakın biz artık dünya değişti. Bakın pandemiden sonra dünya değişti. Yeni dünya düzeni kuruldu. Artık insanlar uzaktan çalışmaya, uzaktan eğitime geçtiler. İşte az önce çok anlattığınız işte teknoloji, sosyal medya derken artık istekler de değişti. Anayasalar toplumların isteklerine göre şekil alırlar. Yeni bir vizyona göre şekil alırlar. Bizim gençlerimizin ileriki uzun vadede önünü açacak şekilde anayasayı daha modern, daha demokratik ve gerçekten insanların isteklerine cevap verecek bir anayasa yapmamız lazım. Ama burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzlaşısı önemli. Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi çok sert bir duruş sergiledi. Yıllarca kapıları kapattı, işte ayağa kalkmadı. Daha dün bile ayağa kalkan vekillere adeta hakaret edercesine vurgular yaptı. Bizim ne yapmamız lazım? Burada CHP'nin en büyük muhalefet partisi AK Parti ile birlikte uzlaşıp bu yeni anayasanın önünü açarak artık bizim içteki bu sorunları bir kenara bırakıp bizim dış politikaya odaklanmamız lazım. Bizim dış politika kapımızda bir savaş var. Bakın az önce Sayın Vekil'in bahsettiği 50 km ötemize bomba attılar bizim. Bizim artık içteki bu sorunları bir kenara bırakıp dışarıyla ilgilenmemiz lazım. Bugün 50 kilometre yakınıza bomba atan yarın kapınıza dayanacak. Bizim içerideki sığ tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bizim CHP'si, MHP'si, AK Partisi birliktelik yeni anayasayı yapıp yeni anayasayla birlikte yeni savunma politikalarıyla artık dışarıya odaklanmamız lazım. Bakın bugün siz Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Fransa'da ya da Hollanda'da muhalefetin hükümet aleyhine dış politika konusunda bir açıklama yaptığınızı duyar mısınız? Devlet politikası vardır oralarda. Oralarda ülkenin devleti, hükümeti ne derse diğer tüm muhalefet partileri onun icabında gider. Ama bize bakıyorsunuz. Devletimiz, hükümetimiz bir açıklama yaptığında program başında Sayın Hocam bahsetti. Namık'tan denilen kişi gerek Mavi Vatan... Ünal'dı, Ünal Çeviköz de öyle. Cihatçılar gönderdik. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı kötüleyen açıklamalar yapmıştı. Libya'daki Mehmetçiğimize lejyoner bakın, dedi bu adam ya. Bakın, bunları nasıl tutuyor bu Özgür Özel yanında bilmiyorum. Mossad'ın Türkiye'de yapmak istediği operasyonlar... Bunlar İngiltere, Amerika'da büyükelçilik yapmış isimler adamlar. Hocam. Bakın ülkemiz kimlere emanet etti? Aynen öyle. Ülkemiz kimlere ya, emanet etti? Ya nasıl badirelerden geçmiş? Ülkemiz bu geçmişiz. Akılla 90'larda yönetildi. Bakın Mossad'ın ülkemizde yapmak istediği operasyonları MİT çok güçlü bir şekilde engelledi. Son 2 yılda 3-4 operasyon yapıldı hatırlarsınız Mossad'a karşı. Bakın Mossad'ın en büyük etki ajanlığı sosyal medya üzerinden yapar. Biz sosyal medyada bazen provokasyonlara şahit oluyoruz. İşte yabancı düşmanlığı, işte hedef gösterme, işte yanlış haberler. İlk başta istihbarat örgütleri sosyal medyayla halkı provokasyona getirip ondan sonra etki ajanlığı yaparlar. Bizim ülkemizdeki etki ajanlığını bitirmemiz lazım.
bizim sosyal medya ciddi denetim, ciddi denetim altında. Evet. Son dönemde. Bakın Kayseri olayları, yabancı düşmanlıkları, işte yalan yanlış taklar, videolar üzerinden hedef göstermeler, bunlar tamamı sosyal medyada yapılan istihbarat operasyonlarıdır. Ve bunlar terörle çöplük, mücadele kapsamına alınmalı. Sosyal medya çöplüğünün. Sosyal medya, bakın insanların zannetmesin, istihbaratlar böyle işte takım elbise giyip siyah gözlük takıp ajanlık faaliyetleri yürütmezler. Bunlar sosyal medyada yürütürler, sahaya inerler yürütürler, Gezi'de yaptıkları gibi yaparlar, Güneydoğu'da işte PKK üzerinden yaparlar. Bakın bizim bunlara karşı gerçekten millet olarak, devlet olarak ciddi önlemler almamız lazım. Gençlerimiz bazen böyle bazı sosyal medya hesaplarının algılarına kapılıyorlar. Ama bizim bu sosyal medya hesaplarına karşı, sosyal medya operasyonlarına karşı, bazı işte bazı kanalların yaptıkları operasyonlara karşı gerçekten bir etki ajanlığı yasası mı dersiniz artık? Yani bu İsrail'in işte Hizbullah'a yaptığı, yetiştirdiği, satın aldığı adamlar, İran, Tahran'da satın aldığı adamlar, bunlar hep böyle içeriden satın alınan kişilerdi. Bizim bunlara karşı ciddi denetimler, ciddi öngörüler ve ciddi sosyal medya düzenlemeleri bir yapmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim lazım. Üstadım, sözünüzü balla kestim. Şimdi bakın, İsmail Haniye şehit edildi ve nokta atışı. Aynı şekilde Nasrallah katledildi. Peki bizim, Allah korusun, şu an güçlü, çelik kubbemiz var, her türlü savunmamız Allah'a şükür daha iyisi olacak ama bizim içimizde böyle bir, Allah korusun, bir şey yaşandığında, durum, kaç bin kişi vardır yer adres verecek, tabii, ajanlık şimdi yapacak, bakın, isteyecek. Şimdi bakın, bunların hepsinin temizlenmesi. İsrail'in operasyonlarına bakarsanız ne yapıyor? Binada 5. katı vuruyor sadece. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki hırsız içeride, ajan içeride. Yani bugün biz savunma sanayimize ne kadar önem veriyorsak, bizim gerçekten bu etki ajanlığına karşı sosyal medyada yapılan, dışarıdan yapılan, bakın FETÖ'cüler Amerika'dan adeta bir sosyal medya teröristliği yaparak ülkemizi kötüler şekilde binlerce tweet, binlerce tek oluşturuyorlar. Yani bakıyorsunuz işte Kuzey Suriye'de PKK'lı, Kuzey Irak'ta PKK'lılar. Yani bakın, ülkemiz eskiden bir laf vardı. İşte üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla kaplı derlerdi küçükken bize. Yani adeta öyle bir savaş veriyoruz. Yani ülkemizin, pandemiden çıktık, ekonomik durumlar, ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Hem onunla mücadele ediyorsunuz, hem işte dışarıda PKK'yla mücadele, Suriye'yle, Irak'la, Karabağ Savaşı. Ya bakın, ülkemizin yaşadığı bu büyük operasyonları başka bir ülke yaşasa ayakta kalamaz. Ama Allah'ın izniyle ülkemiz gerek ekonomik olarak, gerek savunma olarak, gerek hükümet olarak, gerek devlet olarak her anlamda çok güçlü sınavlar verdi ve bunların hepsini başarıyla test etmiş olduk. O yüzden bizim yeni anayasa sürecinde gerçekten bir uzlaşıyla, muhalefetiyle, hükümetiyle bir el ele verip yeni anayasayı yapıp ondan sonra hep birlikte dış politikaya odaklanmamız lazım. Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Kesinlikle. Bakın, bugün artık hukuk tanımayan devletler var. Bugün gözden kaçırıldı. Lübnan Başbakanı Miktat çok önemli bir açıklama yaptı bugün öğlen. Dedi ki, İsrail Nasrallah'ı vurmadan önce, bir gün önce Nasrallah ateşkes teklifini kabul ettiğini iletmişti Amerika ve Fransa'ya. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Ateşkes teklifini ileten bir kişiye İsrail suikast yapılıyor. Bu ne demek? Orta Doğu'da barış istenmiyor. Orta Doğu'da savaşlar devam edecek. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtacak. Biz de burada pozisyonumuzu alıp ona göre içteki tüm sorunları, anayasaymış, yargı paketiymiş, diğer tüm hususları birlikte çözüp dış politikaya el ele, etki ajanlığına izin vermeden birlikte yürümemiz lazım. Sayın Önder. Evet. Bu arada pardon, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Orta Doğu'daki gerginlik çok boyutlu olarak tahlil ediliyor. Bu süreçte o bölgedeki vatandaşların tahliyesi vesaireyle ilgili her türlü planlamalar yapılmıştır ve süreç dikkate takip edilmektedir denildi. O da önemli bir bilgi. Bakın, Milli Savunma Bakanlığımız aktarmak istiyorum. MİT siz az önce bahsettiniz program başında. MİT'in yaptığı nokta operasyonları Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de. Yani ülkemiz bir yandan iç politikayla ilgilenirken bir yandan dış politikada operasyonlara devam ediyor. Yani biz her an savaştayız zaten. Yani bugün Suriye'de, Irak'ta, işte başımıza bir de yeni bir İsrail belası. Tabii. Dediğimiz gibi. Yani bizim eskisi artık gibi konvansiyonel cephe savaşları yok, yok zaten. Nokta her operasyonları. Anlamda. Nokta bir operasyonları. LGBT de bir savaştır. Bu başka bir cephe. Yani çok farklı. Obezite de başka Sayın bir Önder, savaş mesela. LGBT hocam. Ahmet hocam da bazı yayınlarında söylüyor, takip ediyorum hafta sonu özellikle gençlere yönelik işte bu tip operasyonlar. Sayın Cumhurbaşkanı da altını çizdi. Yani topla tüfekle değil, sosyal işte medyayla, telefonla. Tabii, 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 tabii. Yani kafayı bir noktada paralize etmek, şeyi başka yöne çevirmek. Bugün LGBT, aman aman et falan demesi bakın yani. Bugün LGBT benim için bir terör örgütüdür. Ben LGBT'yi terör çocuklar örgütü değil, lobiler.
Terör, LGBT Hayır, terör çocuklar örgütü. Bizim çocuklar. Tabii LGBT terör örgütüdür. Yani o stratejiyi, o aklı evet. ülkemize yaymaya çalışan. Bir şey söyleyeyim onu, mi? Mehmet Bey tabii. çok analiz ettim. Bakın 15 saniyede hemen analiz ediyorum. Dünyada petrolün iki büyük firması var. Biri iki harfli, öbürü beş harfli. Hem LGBT destekçisi hem İsrail destekçisi. İki tane büyük ayakkabı markası var. Biri dört harfli, biri beş harfli. Hem LGBT hem İsrail destekçisi. İki büyük hamburger var. Biri M ile başlıyor, öbürü B ile başlıyor. Şimdi adını da değiştirmiş. Hem LGBT hem İsrail destekçisi. İki büyük araba firması var. O da öyle. İki büyük ilaç firması var. Anlatmak istediğiniz öyle. Buydu hem, zaten. Ya bu Siyonizmle LGBT iç içe. Bakın istihbarat operasyonları işte az önce dediğim gibi gözlükle, takım elbiseyle yapılmıyor. İşte böyle LGBT ile işte belki sosyal medyayla işte provokasyonlarla yapılıyor. Bizim artık bunlara uyanık olmamız lazım. LGBT ayrı bir konu. Başka bir programda bir gün tartışırız bunu. Gençlerimizi, çocuklarımızı korumak için. Instagram'da bir dönem ayar yapmaya çalıştı. Biz hemen dik durduk. Yok onun paylaşımı kaldırıyor, yayınlamıyor vesaire. Türkiye Cumhuriyeti'ne herkes dikkat almak zorunda Sayın Önder. Instagram'mış tabii. işte başka bir sosyal... Türkiye Cumhuriyeti'ne dikkat alacaksın. Ama yasal Türkiye altyapısını yapmak dikkate lazım. Almazsan Türkiye Cumhuriyeti gerekli yaptırımı, gerekli cezayı sana uygular. Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti Mehmet Bey hukukçusunuz. Hı hı. Nasıl bir yasal yaptırım Bakın, yapmak yasal, lazım? Biz bununla ilgili sosyal medya düzenlemesi çıkarıldı meclisten Sayın Vekilim. Yeterli bilir. Değil öyle yani, görünüyor. Temsilci atama zorunluluğu getirildi. Biz niye bunu getirdik? Bir şikayet olduğunda, bir husus olduğunda ilgili kişiye ulaşabilmek için. Eskiden temsilci daha yatamıyorlardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni siz dikkate almak zorundasınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendini dikkate aldırır. Türkiye Cumhuriyeti öyle Muz Cumhuriyeti değildir. İşte yine konuşmuştuk bunu. İşte İsrail böyle bazı direniş örgütlerine operasyon yapıyor ama karşısında Türkiye Cumhuriyeti geldiğinde öyle onu yapamazsın. Kurtaramaz. Öyle bir darbe yersin ki seni değil uşakların Amerikan da kurtaramaz, Fransa'nın da kurtaramaz. Ya bizim o yüzden hı-hı. bizim bu itibarat operasyonlarına karşı, bu etki ajanlarına karşı çok ağır cezalar gelmesi cezalar lazım. Olur. Milletimizin bilinçlenmesi olur. Bunlara karşı ders gerekli önlemleri alıp, lazım. Gerekli tedbirleri alıp artık tüm muhalefetiyle, iktidarla evet. birlikte dış politikaya odaklanmamız lazım. Evet. Evet. Teşekkür ben ediyorum. Özgür Özel'in, Koran Bey, Özgür Özel'in Ali Mahir Başarılı evet. göndermesi lazım yandan. Kendisi ciddi bir LGBT savunucusu, hararetli. Mustafa abi tanıyor musun sen Ali Mahir'i? Ya Ahmet hocam tanıyorum. Göndermeyi bırakın. Niye bu LGBT destekçisi böyle? Başka yerden İyi Parti'den transfer yapıyor. Göndermeyi bırakın. Şeyi mi, Bahadır'ı mı diyorsunuz? Bahadır Hoca'yı mı diyorsunuz? Evet ve ben Bahadır Hoca da mı LGBT'ci? Ya hocam bana dava açtı. Tazminat davası açtı bununla alakalı. Bahadır, Bahadır Hoca şey yapmayalım. Yani yok hocam, sorduğu için ifade ediyorum. Dediğim gibi o konuda hayır, sosyal medya şeyleri ortada. Sıkıntı hayır yok. Değerli konuklarım süreyi de şey yapamadım. Sayın Melih Gökçek'i buradan şimdi, alalım. Ali Mahir Başarılı iyi uğraşıyor. Melih Gökçek Allah razı olsun. Şimdi Sayın Çiçek, baktığımız zaman tabii ki anayasa çalışmaları evet. önemli bir nokta. Siz de bir okuyacaksınız Sayın Kırmızı gibi. İçindeydim ben anayasa evet, çalışmalarının. Onun için işte oradan siz nasıl evet. görüyorsunuz? Bu sene o sene, hani jargon evet. futbol tabiri denir ya şampiyonlukta. Bu sene o sene mi acaba yeni evet. anayasa çalışma noktasında? Yani bu sene o sene değil diyerek başlayayım ben evvela. Uzun bunu bir süreç. Neden söylüyorum? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi olarak 2011-2014 yılında yapılan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun içerisindeydim. Sayın Cemil Çiçek başkanlığında işte her partinin eşit temsil edildi. İşte Ahmet İmaya, Sayın İmaya, Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Mustafa Şentop AK Parti grubundaydı. O zaman bizde de Süheyl Batum, Rıza Türmen, Vatila Kart vardı ve diğer partilerin temsilcisi. 12 milletvekilinden oluşan bir gruptu bu. Orada ciddi bir çalışma yapıldı. 60 maddede mutabakat oluştu. Ama tabii bunlar esaslı maddeler. Yani yürütme, yargı, devletin kurumlarıyla alakalı hususlar değildi. Yine özellikle temel hak ve özgürlüklerle, sosyal haklarla, ilgili siyasi haklarla ilgili maddelerdi. Bugün o 60 madde 4 partide mutabık kaldı. 60 madde meclis genel kuruluna indirilsin. Yine mutabakat olmaz. Yani o kadar içinde olarak 3 sene içinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Zaten şunu söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. O dönemde de öyleydi. Anayasanın ilk 4 maddesi konusunda AK Parti, MHP ve CHP mutabıktı. O dönemki BDP, bugünkü demin önceki vaziyeti, onların o maddelere ilişkin hususları vardı. Benim kanaatimce de 4 madde Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluş felsefesidir. Yani İstiklal Mücadelesi'nde ortaya konulan değerlerdir. Ha, eleştiriler vardır, olsun olmasın, işte değiştiremez olmasın, halk iradesi her şeyin ötesindedir, değerlendirmeler de yapılıyor ama bu kadar dış meseleyi yaşadığımız bir dönemde, bir de içeride milli güç unsurlarını bir arada tutacağımız bir dönemde bir ayrışmaya neden olacak şeylerin yaratılmasına ben karşıyım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. CHP'nin de MHP'nin de bu konuda, ki MHP o konuda çok esaslı da bir açıklama yaptı. İzzet Ulvi Önder olması lazım. Açıklaması da ortada. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Evet. Yani sonuçta toplumun mutabık kalması, ki zaten onun için anayasamızın 175. maddesi de referandum aralığı ve referanduma tabi olmamasına göre değerlendirme yaparak 400'ü geçerse ihtiyari referandum, işte 360-400 arasında kalsa da zorunlu referandum hali de getirmiştir. Buradaki esas mesele şu, yani tartışılan mesele. Biliyorsunuz biz 2017 itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Öncesinde 2014-2018 arası biz esasında yarı başkanlık sistemini uyguladık. Hem halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı hem de meclisten çıkan bir başbakan vardı. Yani bugünkü Fransa sistemi. Ondan sonra işte tam başkanlığa yürütme yargının yasamanın daha net ayrıldı. İşte kararnameleri çıkaran bir yürütme sistemine girdik. Tabi burada da sıkıntılar olduğu biliniyor. Yani ben bir hukukçu olarak objektif ortaya koyayım. Hiçbir atanmış seçilmişin önünde olamaz. Bunu net söylüyorum. Bugün bunun belli noktalarda sıkıntılar yarattığı ortada. Ha, burada varacak nokta ne olabilir? Yani bunu muhalefetin de iktidarın da konuşması lazım. Yani burada muhalefetin ortaya koyduğu işte güçlendirilmiş parlamenter rejim diye ortaya çıktı. Yani halkın artık müktesep hakkı olmuş. İşte burada Mehmet kardeşimiz de var, hukukçu olarak ifade edecektir. Halk için müktesep hakkı olmuş. Artık Cumhurbaşkanı'nı halkın seçtiği bir sistemden dönüş mümkün değildir. Yani asilden yetkiyi alıp vekile veremezsiniz. Öncesinde biliyorsunuz 104. maddedeki yetkilere baktığınızda sorumsuz cumhurbaşkanı derdik, meclis seçerdi. Ama o maddelerin hepsi çok sorumlu maddelerdi. Yetkili bir ismin kullanacağı maddelerdi ama sorumsuzluk getirmiştik orada 105. maddede. Şimdi burada ortaya konulacak husus, yani burada muhalefetin de istediği o güçlendirilmiş parlamenter rejim, cumhurbaşkanını artık meclise seçtiremeyiz. Bugünkü durum itibariyle de meclisin güçlendirilmesi lazım. Yani meclisin kanun çıkarma yetkisi iktidai ilk elden yetkisidir. Yani bunu ben kararnameler vesaire konusunda daha kararnamelerin kısıtlı boyuta gelmesi kanaatindeyim. Seçilmişlerin daha önemli olacağı bir sistemin getirilmesi yasamanın kanaatindeyim. Yasamanın mutlak şekilde. Önceden bakanlar gelirdi, mecliste otururdu, soru, önerge, milletvekilleri sorgulardı. Bakanlar da meclisin içinden çıktığı için siyaseten de bir sorumluluğu olurdu. Şimdi atanmış teknokrat bakanlarla ben bu sistemin tam işlediği kanaatinde değilim. Burada iktidar bir adım atmak suretiyle, belki tartışılacaktır bunlar mutlak surette. Benim bir anayasa hukuku içerisinde olan, bu konuda bilimsel çalışma yapmış bir arkadaşın olduğunu şunu söylüyorum. Muhalefetinde, iktidarında bir adım atarak buluşacağı yer yarı başkanlık sistemi olmalıdır. Yani yürütmeyle alakalı olarak halkın seçtiği cumhurbaşkanı %50+1 ile ve savunma gibi, dışişleri gibi stratejik meselelerin o cumhurbaşkanına ait olacağı, ama meclisin içinden çıkan bir başbakanla da ülkenin olağan faaliyetlerinin yürütüleceği güçlü bir meclise beraber gidecek bir sistem olmalıdır. Bunlar konuşulmalıdır. Konuşulacağı da kanaatinde. Bugün ne tartışılır? Cumhurbaşkanı bir dönem daha seçilir mi? Seçilemez mi? İşte meclisin bu konuda yetkisi yok. Yani bunlar muhalefetin ve iktidarın ortaya koyacağı değerlendirmelerle çok güzel bir şekilde aşılabilir. Bunun müktesebatı var vekilim. Elimizde bunun müktesebatı var. Çok değerli anayasa hukukçularımız da var. Biz anayasacılık faaliyetimiz 21, 24, 61 ile gitmiyor. 1876'dan 1808'den bu yana gelen bir sürecimiz var bunun. Bunda ben muvaffak olacağımız kanaatindeyim. Ama biraz önce de söylediğim gibi bizim esas olarak şu anda dış siyasete daha çok yönelmemiz lazım. Tabii bunun değerlendirmesinde ülkeyi yönetenler yapacaktır, siyasetçiler yapacaktır, vekillerimiz yapacaktır. Bunun zamanlamasının ne zaman olacağı konusunda herhalde makul
bir tespit durumu oluşturacakları kanaatindeyim. Sayın Vekilim, Sayın Cumhurbaşkanımız yargı noktasında da önemli tespitlerde bulunmuştu. Meclisimiz yeni yasama yılında suçun önlenmesine, infaz ve ıslah konusunda daha fazla eğilmeli. Milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir dedi. Bu noktada da herhalde en önemli çalışmalardan bir tanesi yürütülecek. Yani burada Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi en önemli konulardan bir tanesi bütün sivil toplumların da katılımıyla gerçek anlamda sizin de yapmış olduğunuz o zaman biz maddelik çalışma var. Tabii. Onu da yeniden gündeme alalım. Vekilim o zaman biz yüzlerce sivil toplum kuruluşu dinledik. Herhalde 14 bin vatandaşımızın yani, görüşü geldi. Çok geniş çaplı yani, bir şeydi. 60 maddeyi tabii. Siz getirdiniz. Onu alarak da yani tabii. Burayı yine karşı gelecek. Bir taban var yani orada oluşmuş tabii. Doğrudur ama yine bu anayasayı bu meclis 28. dönem meclis yapmalıdır diyorum ben. Yani uzatılmaması lazım. 19 artık. Kere tadilat geçirmiş. Yani 180 maddesi değişmiş bir anayasa. Yani 175 madde var. 180 yani. Madde değişmiş. Düşünün. Yani bazı maddeler 3-4 kere değişmiş. Herkes söylüyor. CHP de bunu söylüyor. Bütün siyasi partiler söylüyor. Ama oturup bunu çözmemiz lazım. Bu da inşallah 28. dönem yani biz milletvekillerine nasip olsun diyorum. İnşallah. Ve buradaki birlikteliği inşallah sağlayalım. Tabii. Ama siz bir tecrübe geçirdiniz. Yani 60 madde hazırladınız bir şey olmaz diyorsun ama. Burada çok stratejik yani. Şeyler var. Bakın o çalışmada esaslı olarak 66. madde aşılamadı. Yani vatandaş evet. maddesi orada bir sıkıntı. 127. madde yerel yönetimde özellik. 24. madde yani bunlar asıl maddeler. Yani eğitim, ana dilde eğitim, vatandaşlık maddesi. Yani ben bunlarda şu anda geniş bir topyekün bir durum olduğu kanaatinde değilim. Temennim odur ki olur. İnşallah. Anlaşılır, mutabık olur. Baştan sona yeni bir anayasa. 61 anayasasında bizim değiştiremez hükümler yoktu. Bir 24 anayasasında Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir hükmü değiştiremez hükümler kapsamındaydı. Evet. Ama sonrasında alındı. Ama ben de değiştiremez hükümlerin bu şartlar altında muhafaza edilmesi kanaatindeyim. Çünkü bir ayrıştırma hususuna yani yer verilmemeli. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Tabii. Bizim ilk 4 maddeyle alakalı bir sorunumuz, bir problemimiz yok dedi. Yani anayasayla alakalı, çalışmayla alakalı. Yalnız Mustafa Bey siz bizim moralimizi bozmayın. Biz şefte 28 vekilim o, sizin biz ben geçmişteki durumu aktardım. Tabii, o irade üniversitelerimiz, hocalarımız, sivil toplum sizler çalıştınız. O irade Cumhur İttifakı'nda var. Diğerleri açısından onu görmek lazım tabii. Yani diğerleri de yakın durduğunu görüyoruz. Birebir konuştuğumuz zaman arkadaşlarla birlikte sohbet ettiğimiz zaman aynı şeyi söylüyorlar. Yani değişmeli ama diyor. Ama kelimesi işte orada bir duraklama yapıyor. Çözebilecek olduğumuza inanıyorum. Şimdi işte pankart atışlar o gün. İlk önce anayasayı tatbik edin ondan sonra gelin falan diye birileri eylem eylem yaptı. Yapacaklar. Bilmiyorum kolay değil. Yani. Kolay değil. Allah size kolaylık versin. Amin, İnşallah razı. Muvaffak olursunuz vekil. Ekonomik verilere de Sayın Cumhurbaşkanımız değindi. Önemli badireler atlattı. Deprem gibi Allah bir daha göstermesin. Ağır bir. Yalnız deprem değil ki seller. İşte seller. Covid. Covid. Vesaire. Yani yalnız Türkiye değil. Dünya da bunları geçiyor. Tabii. Dünyada da bakıyorsunuz şehirleri su basıyor, seller. Yani bir taraftan devlet. Buna rağmen ekonomisi büyüyen. Yani Türkiye, dünya. Hani global diyoruz ya, global hastalık, global ekonomi şu. Ama bu depremlerle, felaketlerle dünyada şu anda imtihanla devam ediyor. Yani işin özünde. Yani inşallah Türkiye bu 11 ili ayağa kaldırmayla alakalı ciddi çalışmaları var. İşte Çevre Bakanımız. Sayın Bakan Kurum hep sahada görüyoruz. Hep devamlı. Yani yattı, uydu yok Allah için. Hatta bu, geçen gün yani basına da yansıdı bir bakan, orada niye bunlar teslim edildi diye gerekiyorsa yakın teminatları bu işi bitirin dedi. Bir daha bunu duymayacağım dedi. Bakan Bey bakan olduğuna pişman olmuştur. O derece sahada uyku yok bir tabii, şey tabii. yok. Yani ciddi bir çalışma yapıyor. Yani Sayın Murat Allah Kurum bu konuya vakıf ve bu konuya büyük emek veriyor. Evet. Yani hakikaten vekilim o deprem döneminde 6 Şubat'ta biz de orada arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Yedisi büyükşehir 11 ilde etkili olduk. Sakarya Belediyesi'nin biz orada birçok faaliyetini gördük. Biz Hatay'daydık. Yerel yönetimler başkanı tabii, olarak tabii. biz devamı sağlaydık. Yani karnımızı yani doyurduk. Şeylerle, Diyarbakır'ında, yani Konya'sı, Adıyaman'ında, Sakarya'sı. Hatay'ında. Sakarya değil.
Biz yerel yönetimler başkanı olduğumuz için başkan yardımcısı. Konya'da, Hatay'da çok gördüğüm tüm için tabloyu. Tüm belediyeleri organize eden, koşturan, evet, çalıştıran bizdik. Yani sakın Mustafa Bey kusura bakma. Ben şimdi sahada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gördüğüm yerler var. Yok değil. Ama o kadar büyük belediyeler varken... Ankara, İstanbul o zaman da vardı başkanım. Onu söylüyorum. Ben Hatay merkezde Konya Belediyesi, öyle, Sakarya Belediyesi, bunları çok gördüm diyorum. Evet. Yani oradaki ihtiyaçları giderme yeri, ki birçok vakfımız, derneğimiz de onların içerisindeydi. Bir de şunu da söyleyeyim. Çok bizim büyük bu seçimlerde eksiğe başkanım düşmemizin olaylarından bir tanesi ne biliyor musun? Mehmet Özhaseki'ye dedim. Bak Sayın Başkanım, bizim belediyelerin hepsini sahaya getirdik. Yerel yönetimler başkanı olarak. Hı hı. Biz şimdi bu adamlara hiç para vermiyoruz. Ya adamlar kendi belediyesine hizmet edecekti. Bölgesinin bu hizmetlerin hepsi 11 tane ile yerle bir olan yere, tabii, elbette yapılması lazım. Arkasından gelen seçimde bu arkadaşlarımız hepsi buradaki sonucu halk beklediği başkanım, hizmeti alamadı. AK Parti'nin buradan bir zafiyeti de olur. 6 Şubat'ın yarattığı etkiyi çok iyi anlatamadı. Evet, yani o çok büyük bir felaketti. Evet. 15 milyonu etkileyen, belki o da bir handikap oldu bu anlamda. Şimdi 17 seçimde. Ağustos'ta iki tane il, Kocaeli ve Sakarya. Tabii. Biz o zaman Düzce belediye başkanı. Tabii. Düzce 12 Kasım. Tabii. Şu ufak bir il, yani ilçe sonradan il yapıldı. Tabii. Çok bir özelliği yok. Yalnız bir iki tarafta kaç ilçe? Tabii. 11 il yerle bir oldu. Tabii. Ve Cumhurbaşkanı. 7'si büyük şehir bunların. Bütün bakanlar sahadaydı. Tabii. Bütün teşkilat sahadaydı. Ya ben küçük belediyelerden çöp arabalarını gönderin diyorum. Gönder. Tabii. Ve çöp arabasına, iş makinesine, hepsine varıncaya kadar. Başkanım mazot nereden alacağız? Bir kısım DSİ'den, bir kısım karayollarından biraz verdirdik. Hı hı. Ya cebinizden koyacaksınız, yardıma gelmişsiniz. Tabii. Burada koyacak yer yok. Ve bu belediyeleri biz çok eziyet yaptık, zahmet verdik. Ve bu adamları, yorgun adamları seçime soktuk. Tabii. Biliyorum, burada da bizim kaybımız var, yani onu söyleyeyim. Allah. Şimdi net. Efendim sizin başka önemli görevleriniz var. Bayındırlık, imar, ulaştırma, turizm komisyonunda da üyeliğiniz, evet, var. Tamam. Şimdi baktığımız zaman Türkiye 256 milyar dolarlık rekor kırdı ihracatta. Turizm bunun önemli noktalarından önemli bir tanesi. Noktası, evet. Baktığımız zaman hedef 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliriydi. Ki tutturulacak gibi gözüküyor. Son 2-3 aya girdik. Gerçekten bölgede işte yeni Mersin Havalimanı'nın oluşturulması, Antalya'da rekor sayıda yabancı turistin gelmesi, yine Sayın Putin'le daha önce yapılan görüşmelerde Rus turistlerin bölgeye daha çok gelmesi Doman noktasında. Doman Bey gittiğinde yine turizmle alakalı imza protokol imzaladı ya. Yani evet. Küresel onu soracağım işte. Onu geliyorum. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani gerçekten bu noktada ne kadar engellemeler vesaireler olsa da belirli bir istikrar, ki Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler için gittiğinde 4 tane büyük ekonomi finans şirket temsilcisi de görüştü. Evet. Yine geçen hafta sonu trilyon dolarlık firmalarla İstanbul'da yatırım, değil mi, konsey toplandı. Türkiye'nin bir cazibe ve ekonomi merkezi olduğunu Sayın Mehmet Şimşek de belirtiyor. Bugünkü rakamlarında yine gerilediğini görüyoruz aslında. Evet, yani şu kadarını da söyleyeyim. Şu son bir aya baktığımız zaman vatandaş da bunu görüyor. Büyük bir rahatlamaya doğru gidildiğini hepimiz fark ediyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Çarşıda, manavında, dükkanında, alışverişinde, hepsinde. Ve baktığımız zaman yol trafiği tamamen doldu. Araçlarla doldu, tırlarla doldu. Yani işin özünde baktığımız zaman gerçekten son bir ayda, ama Allah'ın izniyle yıl sonu itibariyle bu çok daha fark edilecek. Hı hı. Ekonomik olarak fark edilecek olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ve Mehmet Şimşek'in çalışması ve bakanların da biz diyor bu konularda tasarruf yapmak zorundayız. Ve tasarrufu da ciddi bir duruma getirerek, gerçekten Türkiye iyi bir tasarruf yaparak da bu işin önüne doğru gidiyor. Yalnız vatandaştan değil, hı hı, devletin kendisinden de, hı hı, bulunduğu ortamda da tasarruf yaparak düzeltecek olduğuna inanıyorum. Cani gönlünden inanıyorum. Hı hı. Ama ben bunu ben gezmiş olduğumu sahada bu rahatlamayı, yani bundan bir ay öncesiyle şu andaki ayı, hangisi bir ay önce mi daha iyi, şu anda mı daha iyi derseniz, şu anda daha iyi olduğunu herkes söyler. Sadece bölgenizde miydiniz bu tür? Hayır.
Ben Türkiye'yi geziyorum. Nereler mesela? Misal diyelim Zonguldak'a gittim, tamam. Erzurum'a gittim. Hı-hı. Geçen Trabzon'daydım, evet. Rize'deydim. Sadece seçim bölge değil diyorsunuz. Seçim bölgeme çok az veriyorlar beni. Yarın İstanbul'dayız. Bu nasıl seçiliyor? Merak ettim, şu soruyorum. Yani bir nasıl şu bölge sizin gibilerinden nereye gideceğiniz nasıl tespit ediliyor? Teşkilattan mı? Erkan Kandemir orada başımızda cellat gibi duruyor. Yazıyor, verdim diyor. Yapacak bir şey yok. Biz de diyoruz tamam be, eyvallah. Kaç il, yani kaç bölgedeydiniz? 7 ili gezdik. Benim 4'te bölgem var. Ha. Erzurum, aha, Kars, Iğdır, selam olsun Arda. Oralara da. Bunların bütün belediyelerine, bütün çalışmalarına. Doğu batı fark etmiyor yani. Yok. Hani yakına Kocaeli'ye, şuraya, bizi, buraya gideyim, bizi, yok Bilecik. Bizi Serap bölgesine verdi Sayın Tanrı. Partimizin büyükleri. Öyledir ama siyasi partilerin işleyiş. Farklı illere, uzak illere. Evet. Değişmiyor yani. Yapar, evet. Ama bunun yanında kendi ilimizi de. Tamam. Şimdi geçen cuma partide nöbet değil. Gelen gelene kuyruk, herkes derdini anlatıyor. Biz de tabii çaresini hemen çeviriyoruz telefonu. Kimde, hangi sorumlusu? Genel merkezde. Sakarya'da. Sakarya'daki merkezde. Cuma günü. İlde nöbet. Ayrıca bütün arkadaşlar, evet, cuma günü nöbet tutuyor. Ve bütün halkımız geliyor. Partili, partisi, herkes. Ve Sakarya halkı çok böyle hakkını arayan, yani vekili görünce, yetkili görünce siyaseten, sonuna kadar Sakarya siyaseten zor yer. Sürdüren. Kolay yer insanlar, değil yani. Aynen. Bütün siyasi partilerde arkadaşlarımız da aynı şekildedir. Tabii. Zor yerlerden bir yerdir. Tabii. Evet. Biz tabii burada yani elhamdülillah Türkiye'nin gidişatıyla alakalı güzel gidiyor. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'de o en son çıkıp da orada söylediği söz bütün devletlerin kalbine bir su serptiğine, rahatlattığını inanıyorum. Tabii. Artık kral çıplaktır diyen bir, tabii, cumhurbaşkanımız var. Ve orada konuşurken en son olarak şunu söyledi. Tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya kurulması mümkündür. Yani bunu bütün millete, kral çıplaktır. Tabii. Gelin biz bunu kuralım diyor. Ve Cumhurbaşkanımızı bu yönden gerçekten baktığınız zaman bütün liderlerin önüne geçmiş bir şekilde işte orada Türk evindeki karşılamasıyla yaptığıyla birlikte baktığımız zaman. Tabii Biden'dan sonra konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii üçüncü sırada ilk kez. Özer'de gitti Türk evine, ama onu da tebrik ediyorum. Çok güzel olduğunu ve dışarıda Türkiye'nin içi bütünlüğünü sağlayan olması gereken bir, bu değil olması zaten gereken ya. Bu. 85 milyonun malıdır dedi Sayın Cumhurbaşkanı. 85 milyon. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın değil. Değil, herkesin. Değil. Ama bunu yapan Cumhurbaşkanımızı ne kadar tebrik etsek azdır. Çünkü Birleşmiş Milletler'in hemen karşı tarafında yürüme mesafesinde bütün devlet başkanlarının onun arazisi rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil zamanında alınmış. Allah razı olsun. Yani önce kiraladı. Tabii. Sonra ama, satın aldı. Tabii. Sonra da o bina dikildi. Yıllarca tabii süren bir süreç. Tabii, tabii bir süreç. Tabii. Ama burada onu da karalamaya çalışıyorlar buradaki malum. Buradaki olay da baktığınız zaman nereye gidiyor? Rahmetli Erbakan hocamızın, tabii, dönemine gidiyor. O dönemde bu adımların atıldığını unutmamak lazım. Tabii, tabii. Rahmetli de anlıyorum. Evet. Tabii. Şimdi Sayın Ahmet Akın hocama da dönmek istiyorum tekrar. Yarım saatimiz süre kaldı. Adalette reform konusunda tabii önemli bir konu. Sayın hukukçularımız, zaten avukatlarımız da burada, onlara da soracağım ama Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarından bir tanesi de özellikle buydu. Ama tabii adaletle iştigal eden değerli hakimlerin, savcıların da burada yıpratılmaması gerektiğinden bahsetti. Ama şimdi baktığımız zaman mesela ajanslara Tuzla'da bir polise silahlı saldırı hakkında onu arama kaydı var. Bir polis yaralı. Zanlı öyle ele geçirildi. Yani bir akademisyen olarak da bu durumun yani nasıl değerlendirsin? Bu cinnet hali midir diyeyim? Yani farklı bir nasıldır yani bu? Neden oluyor hocam bu işler böyle? Orhan Bey, devamlı yargıda reform zamanla yapılıyor ama şu an tabii yargı, emniyet, ordu, bunlar bizim göz bebeği kurumlarımız. Bunları asla yıpratmamak lazım ve bunlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturmamak lazım. Çünkü buralara güven sarsılırsa ülkede her türlü sıkıntı, kaos ortaya çıkar ama bunu paranteze aldıktan sonra bazı gerçekleri de
yargı bazında konuşmak lazım. Şimdi bakın, bu son 3-4 ayda ben bunun biraz da köpürtüldüğünü de düşünüyorum açıkçası. Yani bir kamu mühendisliği, sosyal toplum mühendisliği yapılıyor. Bunu çok net söyleyeyim ama buna teşne olacak şeylere de girmemek lazım. Mesela bu influencer olayları vardı biliyorsunuz. İşte sosyal medyada efendim dolandırıcılık, işte zimmete bir ton suçu vardı. Fakat biz oradan çok ciddi şeyler beklerken kararlar, o hakimleri, savcıları tenzih ederek söylüyorum. Yani toplum psikolojisi açısından bunun yönetilmesi anlamında söylüyorum. Bir baktık ki bir oradan farklı bir noktada karar çıktı. Aynı şekilde bakın yine 3-4 yıldır devam eden, Mustafa abi çok daha farklı konuşur hukukçu olarak, bir Anayasa hocam. Mahkemesi'nde Türkiye'nin en üst yargı mekanizması olan HDP kararı bekletiliyor. Partinin kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Şimdi Osman Atalay'la, işte efendim Osman Kavala'yla, Can Atalay'la 50 tane zevatla ilgili bir bakıyorsunuz bir gecede, bir haftada, bir günde neyse çeşitli kararlar veriliyor. Doğrudur, yanlıştır tartışmak bize düşmez. Ben psikolojik açıdan bakıyorum. Yani ama böyle bir karar ve toplumda infial uyandıracak eylemlere imza atmış belediye başkanları, vekilleri, şunları bunları falan var. Böyle bir partinin kararı en üst yargı mekanizması Anayasa Mahkemesi'nde bekletiliyor. Bu ayrı bir şey. Yine geçenlerde malumunuz bir polisimizi şehit etti. Şehidaydı zannedersem polisimiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Bir tane psikopat. Bunlardan ne kadar vardır, ne kadar yoktur ülkemizde, ne kadar aramızda geziyordur ayrı şey. Ama mesela bir baktık. Bu kişi daha önce hakkında birçok isnat var falan. 19-20 şey var ama bir şekilde oradan kaçmış, buradan yırtmış ya da işte bir şekilde bu noktaya gelinmiş. Önümüze bu şey gelmiş. Tutuklanmamış bile. Tutuklanmamış bile. Bu konularda bizim artık toplumu infiale uyandıracak bu tür sorunlarda ani refleksler vermemiz lazım. Ben bu noktada hem adliyeden, hem kamu bürokrasisinden, hem emniyetten, bakın ben o zaman da söylemiştim, bu Kayseri provokasyonunda ve Suriye'nin kuzeyinde zannedersem şeydeydi, Aynel Arap'ta mıydı, Tel Abyad'da mıydı bir yerdeydi. Burada Siyonist seviciler, çoğu öyle oldu, ortaya çıktı bir Telegram grubunda, çocukları kullanıyor. Tabii bu Siyonist sevici sözde milliyetçiler, Hitler'den bir farkı yok. Türk askerini saldı, taşlar attılar. Arap şeydeki evet. Öyle, oradaki PKK karıştırıyor Suriye'de. Burada da sözde milliyetçi bir yapılanma. Bakıyorsunuz işte şeyler koymuşlar, Göktürk bayrakları, şunlar bunlar. İşi, şey olamaz, onların bizim bu çocukların kandırıldığını net biçimde ortaya koymamız lazım. Çünkü Hitler de aynısını yapıyordu. Jugendfolk zannedersem ismi. 10-14 milyon çocuğu kandırdı işte milliyetçilik şeyiyle. Büyük Almanya. Almanya ile sonra Normandiya çıkarmasında bu çocuklar telef oldular. Dolayısıyla ben o zaman da söylemiştim. Bu Kayseri provokasyonu öyle 3 tane bilmem psikopat, 2 tane ayyeş işi değil. Bunun arkasındaki akıl kim? Bunu buraya şey yapan, bu noktaya getiren, onları organize eden, denetleyen, bu sistemi kuran örgüt kim? Arkasındaki yapı kim? Ben biliyorum da bunu benim bildiğim kadar emniyetin, yargının hızlıca ama bazı şeyler infiale uyanmaması için, infiale yol açmaması için acilen ortaya çıkarılmalı ve deşifre edilmeli, ifşa edilmeli bu isimler. Nasıl Tarım Bakanlığımız işte bala şunu katmış, işte sucuğa bunu katmış diye çıkardı dün. Binlerce, onlarca firmayı tahşişten rezil ettiyse bunları da bu tür kamuoyu infiale götürecek kişileri net biçimde tespit etmesi, o polisimizi şehit eden çocuğun da artık bazı şeyler, Sayın Bahçeli de konuşuyor, en son Sayın Diyanet İşleri Başkanımız da konuştu. Bazı suçlarla ilgili öyle girip çıkma değil de çok net biçimde caydırıcı cezalar, hı hı, belki de gerekiyorsa bizim dinimizde öyle değil midir? Men gatele nefsen bi gayri nefsin fekenne ma gatelen nasi cemia buyuruyor Yüce Mevlamız. Bir insan bir insanı keyfi olarak öldürdüyse bütün insanlığı öldürmüş. Kısasta hayat vardır. Bu şeriat gelsin kısas anlamında söylemiyorum. Ama bizim artık o annenin yüreğini dindirecek, o evladımızı narin rahatlatacak bir karar. Bunun önlemi neyse, şimdi anayasa yapılıyor, yargı yapılacak, düzenlemeleri. Kısassa kısas, cana can,
kana kan, dişe diş, bunlar hep konuşulur. Şimdi burayı kesip de kesmeps yapıyorlar, kesmeyin. Buraları da sosyal medyada bizim sözünü ettiğimiz toplumu infialini uyandırmamak için bazı şeylerin net biçimde ortaya konulması. Efendim biz de sıradan bir şey değiliz, ülke değiliz. Bizim de bazı Amerika'da nasıl bazı şeyler yapılıyorsa mesela polisimize salayet yetkisi net biçimde verilmesi lazım. Orada polise tükürüyor, polise tekme atıyor, yumruğu çekip onun gerekli infazını uygulamasını yapabilecek şey de olması lazım. Devletin birliği bütünlüğü Amerika'yı görüyoruz hocam bir polislerin neler yaptığını doğrudur o ayrı bir şey. Yani tırnak içerisinde özgürlükler ülkesi diyoruz. Dünyanın belki de en polis devleti değil bir mi? Şey daha zaman söyleyeceğim. Koran Bey müsaadenizle o da şu çok kritik dönemdeyiz. Zaten kaç yıldır böyleyiz ama şu an çok daha kritik bir dönemdeyiz. Çocuklarımızı koruma kanunu bunu anayasaya. Tabii. Neden? İnanç emperyalizminden yani çocuklarımızı sosyal medyada işte Diamond Tema diye birisi çıktı ben onu 5 yıl önce söylemiştim daha yeni onu şey yaptılar ben ilk onu ben söylemiştim çocukları dinden uzaklaştırdım. Başka şey mavi balinalar falan çıktı gitti o ayrı LGBT lobileri bakın 2 hafta önce pazar günü aile yürüyüşü vardı Saraçhane'de hepimiz oradaydık aile vakfı çalışmaları Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de söyledi bunların işte çocukları inancından, cinsel kimliğinden, vatanından, milletinden koparan, Siyonist sevicilik yapan, Siyonizme karşı mücadele yasası bunlar çıkması lazım acilen ve çok ağır cezalarla. Rusya yaptı, Allah'ın izniyle biz de yaparız bunlarla mücadelenin anayasaya ama en ağır cezayla. Instagram'sa Instagram, Facebook'sa Facebook, kim yapıyorsa... Bunu kapatacaksın kardeşim. Bunu da güzel anlatırsan toplumdan %70 destek alırsın. Ben biliyorum. Bütün annelerin yüreği yanıyor bu sorunlardan dolayı. Çocuğu mesela bir tane Ermeni kökenli bir anne var görüştüm. Çocuğu kiliseye gitmiyor. Onun derdi o. Trans olmuş cinsiyet değiştirecek. Onun derdi de o. Ha, bu da bir milli güvenlik sorunu. Zaten Siyonizm senin neslini ve nefsini yani insanlığı ve şeyi silahla yok etme. Değil silahla değil. Bu da bir kültür emperyalizmidir. Evet. Bazı yasaların çok net çıkarılması ben bu konuda umutluyum. Aile Bakanımızdan, evet. Eğitim Bakanımızdan hepsi şu an Adalet çakı Bakanımız. Gibiler. Allah razı olsun. Adalet Bakanımızdan hepsi dirayetliler. Ve sayın milletvekillerimiz hepsi bu konuda bilinçli şuurlar. Ama bir an önce bu yasaları yapacağız. İHA'ya kadar önemli evet. Aileyi ve gençliği korumak. Ve bu tür Yunus Emre evet. Gibi o çocuğumuz polisimizi şehit eden o psikopatların da sistemden elimine edilmesi lazım. Bunlar öyle hapiste falan yapmıyor. Bunları en ağır işlerde çalıştıracaksın yaşatıyorsan ama bana kalırsa kısas artık bu ülkede gerekli. Bunun yasal önlemleri de alınması lazım. Bunu maalesef söylemek zorundayız. Tabii. Şimdi tabii Sayın Mehmet Kırmızı siz de bir hukukçusunuz, avukatsınız mutlaka... Belki size de bir tip vakalar geldi, dosyalar geldi veya mutlaka hukukçu, avukat arkadaşlarınız, tanıdıklarınızdan da. Şimdi birçok kanalda yazıldı, çizildi. Bu infaz kanunu nedir? Yani ben atıyorum ya da bir suç oldu. O hep Sayın Kemal Çiçek'e de soracağım. Yani bir insanı yaralamak, atıyorum yaralamaya teşebbüs etmekle yaralamak yani... Bu tip şeylerin hiç mi tutuklanıp cezaevine gönderilmez? Nerede sıkıntı oluyor? Sayın Önder, şimdi gerçekten şunu söylemek lazım. Gerçekten işini iyi yapan, takip eden bir Adalet Bakanımız var. Yani gerçekten bu konuda avukat kökenli bir Adalet Bakanımız var ve bazen takip ediyoruz kendisini. Kamuoyuna çeşitli bilgilendirmeler gerek sosyal medyadan gerek basın aracıyla yapıyor. Şimdi tabii sosyal medyada yapılan bir yanlış algı var. Ve sosyal medyada bir mahkeme kurulmuş durumda. Ne yazık ki. Sosyal medya mahkemeleri. Daha yargı, Türk yargısı karar vermeden sosyal medyada yargılanıp mahkum edilen insanlar var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün hakim ve savcılarımız gerçekten sosyal medyada çok ciddi baskı altına alınıyor. Yani bazen evet dediğiniz gibi suç kaydı olan insanlar var. İşte suç kaydı olmayan insanlar var. Ama şöyle. Şimdi her suç kaydı demek aslında o kişinin o suçtan ceza aldığı anlamına gelmiyor. Bir kere onu bir aydınlatalım. Yani suç kaydı nedir? Sizin hakkınızda bir şikayet olduğunda bir soruşturma başlar. Yani. Ve yargılanırsınız. O soruşturma takipsizlikle de sonuçlanabilir. Dava açılıp hüküm de alabilirsiniz. Ama siz takipsizlik de alsanız
hakkınızda bir soruşturma varsa ve devam ediyorsa o da bir suç kaydı olarak sizin dosyanızda gözükür. Şimdi öyle olunca insanlarımız bazen zannediyor ki bazı kişiler için işte 10 suç kaydı var, 10 suçtan ceza almış. Hayır. Aslında 10 suçun belki ikisi yargılaması devam ediyor. İkisinden beraat etmiş, 4'ünden ceza almış. Şimdi tabii orada sosyal medyada insanlara hedef gösterilince tabii yargı da burada bir baskı altına giriyor. Ama bizim burada yapması gereken şu aslında. Kanunlarımızı, işte vekilimiz orada, meclisten infaz kanunlarımızda bazı suçlar için daha ağır yaptırımlar getirerek bunları hakimler ya da savcılar tarafından yargılama sırasında yani dikkate alınması. Hakim mevcut yasayı uygular. Mevcut yasayı uygular. Hakim mevcut kanuna göre karar verir. Bazen kitapta olayı... ne yazarsa ona mı bakar? Evet ya, sonuçta kanuna bakar. Kanunun bir sınırı vardır. Mesela derler ki 1 yıldan 5 yıla kadar bir cezası vardır diyelim. Bu 1 yıldan 5 yıla kadar olan cezada da 1 yıl mı verecek, 5 yıl mı verecek, o da suçun işleniş biçimine göre, o anki suçun somut olayına göre karar verilir. Yani burada aslında sosyal medyada az önce sayın hocam söyledi, köpürtülen bir sanki adalet işte polise kalıyor, hakime savcıya serbest bırakıyor. Aslında öyle bir algı yok. Orada yanlış bazı bilgiler veriliyor. Burada ben gerçekten Adalet Bakanlığı'nı özellikle takip ediyorum. Gerçekten iyi çalışma yapıyor ve Adalet Bakanımız da burada her böyle büyük topluma mal olmuş somut olayların üzerine özellikle gidiliyor ve özellikle takip ediliyor. Yani burada sosyal medyada yapıldığı gibi işte 25 suç kaydı olup da bırakılan insanlar yok. Evet, bazı eksikler olmuş olabilir. İşte onların da bu yeni infaz kanunlarıyla. Şimdi tabii bizim infaz kanunumuzda işte bir kişi 5 yıl ceza aldığında, bu dünyada evrensel hukukta öyledir. Modern hukukta öyledir. Bize özgü bir şey değil. 5 yıl ceza aldığında 5 yıl cezaevinde kalmaz. Yani bunun bir infaz süreleri vardır. Bazı suçlarda 2/3'e çarpılır. Bazı suçlarda 4/5'e çarpılır. Bu aslında hukukun getirdiği bir evrensel kural. Yani hiçbir ülkede demokrasiyle yönetilen hukuk devletinin hiçbir ülkesinde aldığınız ceza kadar zaten cezaevinde yatmazsınız. Bunu ben halk tabiriyle anlatmak istiyorum. Burada yapılması gereken ne? Bazı suçlarda infaz düzenlemesi daha ağırlaştırılabilir. Bizim amacımız suçluyu cezaevinde ıslah etmek. Bakın, ıslah evi denirdi eskiden, hep büyüklerimiz hep öyle, ıslah evi. Orada aslında suçluyu ıslah etmektir amaç. Bir daha o suçu işlememesi için onu o cezaevinden çıktığında artık o suç meylini ortadan kaldırmaktır. Belki de bizim cezaevlerinde ıslaha yönelik daha fazla büyük adımlar atmamız lazım. Yani biz suçluyu atıyoruz koğuşa, tamam 5 yıl cezasını çekiyor, çıkıyor. Onu biz suçtan uzaklaştırabiliyor muyuz? Ama ağırlaştırılmış müebbet bile, değil mi? 36 yıl galiba, o da çıkıyormuş sonuçta. Yani sonuçta biz zannediyoruz işte, ki ağırlaşma. Bakın biz bunu, yani şöyle bir durum var. İşte evrensel hukuk kurallarının getirdiği bazı sınırlamalar var. Biz sonuçta işte bazı Avrupa dünyanın kabul ettiği evrensel hükümlere tabiyiz. Yani o hükümlere tabi olduğumuz için de kanunlarımızı bunlara göre... Ben bilmediğim için soruyorum. Evet, şimdi. Haklısınız. Mesela, insanlar, şimdi ben, bir algı var. Ağırlaştırmış müebbet olunca ömür boyu hapiste kalacak gibisinden bir algı var tabii. Ben insanlarda. Ne zannediyorum biliyor musunuz? Özür diliyorum, lafınızı kestim. Ağırlaştırmış müebbet, ben diyorum ki hani 10 metrekarede herhalde penceresi olmayan bir yerde bir tane demir yemek kabı veriliyor herhalde. Haftada bir saat avluya çıkarılıyor. Dışarı çıkmıyor. Ama emin olun, bakın sayın üstadım Mustafa Kemal Bey de biraz sonra bahsedecek. Emin olun yani cezanın ağırlığı bakımından çoğu Avrupa ülkesinden daha iyiyiz aslında bakarsanız. Yani bizim infaz kanunumuz aslında çok kötü bir kanun çünkü değil. Çünkü girmeyi sever insan. Tabii bakın, şu var, bakın ben bir örnek vermek istiyorum. Mehmet Bey de ifade ediyor. Şu anda bu infaz sistemi olmasa Türkiye'de cezaevlerinde 1,5 milyon kişinin olması lazım Koran Bey. Şu anda bizim cezaevlerinin mevcudu 350 bin civarında. Evet. Kaldırmıyor. Yani sistem gereği de bunu yapmanız lazım. Cezada ıslah vardır, caydırıcılık vardır ama cezaevi çoğaltmak ayrı bir şey yani zaten. Suç işleme bu sadece şeyde bitmiyor. Adalet Bakanlığı'nda bitmiyor. Burada İçişleri'nin tabii sorumluluğu var, Aile Bakanlığı'nın var, tabii, ailenin sorumluluğu var. Yani bir suç üretme mekanizması var. Biz de istiyoruz. Hukukçu işte Mehmet kardeşim de ifade ediyor. Yani cezaevine giren bir kişi ıslah olacağı yerde daha üst nitelikte suçlar evet işlemeye tevessül edecek bir şekilde suç geliyorsa sistemde bir sıkıntı var. Yani. Tabii ki cezalar, siz diyorsunuz tamam infaz sistemi. Yani bir kişi cezaevine girdiğinde veyahut da bir avukata geldiğinde yatarım ne kadar diye soruyorsa, yani 15 yıl alıp 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl yatarım bu tabloyla geliyorsa demek ki infaz sisteminde de sıkıntı var ama bu bugünün sorunu değil. Yıllardır birikmiş bir sorun bu. Bir de mesela bir şey soracağım gene sayın hukukçulara, sormak istiyorum. Bu yine Amerikan filmi vesaire izliyoruz Avrupa'da, böyle tek tip
tip kıyafetle mesela Sayın Hocam, Ahmet Hocam dedi mesela, giydiriyorlar onları, demir yolunu tamir etmeye. Biz de 15 Temmuz'da yaptık tek tip kıyafet giydirdik biliyorsun 15 işte Temmuz mesela sanıklarına. Gitsinler maden ocağında bunlar çalışsın. O, Koran Bey 15 Temmuz gecesi. Bu sistem ayrı bir şey mi? 15 Temmuz gecesi Sayın Vekilim onları da giydirmişti de. İşte o önderin ifade. Sayın Önder bakın. Oraya şimdi Sayın Vekilim. Bakın, Ali Vekilim pardon tabii. Üstadım. 15 Temmuz'da ilgili de mahkemelerden enteresan kararlar çıktı Ahmet Hocam. Yani böyle kıyafet giydirilemez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve onun için söylüyorum. Niye böyle bir bu sistem mesela hani Amerika'da diyoruz ya güya onlar medeniyet güya atıyorum demokrasi. Onlar hangi sistemi uyguluyor? Biz ya Sayın Önder ben bizim kanunlarımızın zaten tamamına yakını biliyorsunuz oradan aldığımız yani iktibas ettiğimiz kanunlar. Sayın Önder ama bakın şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Amerikan hukukundan bahsediyoruz. Evet işte tek filmlerde vatandaşımızlar işte tek tip kıyafetler, işte cezaevlerinde çalıştırmalar. Ya şimdi Amerikan kıta hukuku ile Avrupa kıta hukuku çok farklı. O ayrı bir konu. Ama ya şimdi Amerikan hukukundan bahsedelim. Ceza veriyor diyoruz. Ya bugün Amerika'nın hukuk devletinin olduğunu artık kimse inanmıyor. Ben bile inanmıyorum. Tabii. Amerika'nın gücü zayıfa yatıyor. Ya sadece filmlerde görüyoruz biz o adaleti Amerika'da aslında. Sadece filmlerde görüyoruz. Yani bugün Ebu Greyb... Onu da şova dönüştürüyorlar. Ebu Greyb cezaevi var. Niye kimse konuşmadı yıllarca? İnsanlar yargılanmadan cezaevlerinde tutuldu orada. Yargılamadılar bile kimseyi. Hı-hı. Yani işlerine geldi mi? Amerika'nın bu işlerine gelmedi mi? Hukuksuzluk zirvede. Şimdi bu infaz kanunumuz... Sayın Vekilimiz orada. Tabii infaz kanununda çeşitli düzenlemeler getirecek. Son 10 dakikamızda zaten sözü, bakın, son sözü Sayın Vekilimize vereceğim. Şu an bir cezasızlık yok aslında ama bu algıyı ortadan kaldıracak daha ağır düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi meclise gelecek. Hı hı. 9. yargı paketi ve belki de 10. yargı paketi yapılacak. Bununla birlikte insanlığım gerçekten polisimizi şehit eden o caniler gibi ya da bugün akşam polisimizi verilen o caniler bundan sonra alacakları cezalarla cezaevinden çıkamayacakları gibi orada gerekli ıslahı da görecekler. Ama benim bir hukukçu olarak en büyük tavsiyem şu. En büyük ıslah ailede başlar. Küçüklükten büyüyene kadar. Ailede alınan o eğitimle, ailede alınan o terbiyeyle, ailede öğretilen o davranışlarla suça meyilli bir çocuk yetişmez. O yüzden burada en büyük pay anne ve babalarımıza düşüyor. Evet. Eğitim anne ve babada başlar. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son 10 dakikaya gireceğiz artık. Sayın Vekilim, mutlaka eklemek istedikleriniz vardır. Konular tabii hepsi Türkiye'de daha iyi bir noktaya gelinebilmesi, vatandaşlarımızın yaşam, ekonomik işte olaylar dedik, orada bir şey var, adli konular vesaire, dış politika dedik, milli silahlarımızı artık yapıyoruz, ihraç ediyoruz. Elhamdülillah. Çok süremiz olsa işte Afrika açılımı yaptık, Fransa'yı oradan uzaklaştırdık vesaire, onun belki etkileriyle ekonomik olarak şimdi şey yaptılar. Türk Birliği Teşkilatı, ay sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımız Vladimir Putin'le görüşecek. Orada da yine önemli işbirliği mesajları, işte enerjide yatırımlarımız. Bu noktada herhalde doğru yolda, seçimsiz bir süreçte, 3,5 yıllık bir süreç daha var zannedersem. Bu perspektiften nasıl değerlendirirsiniz son olarak toparlamak gerekirse? Yani işin özünde baktığımız zaman tabii bu akşamki en büyük önemli olayımızın neticesine şöyle bakarsak Lübnan. Ve İsrail, Netanyahu ve Amerika ve Birleşmiş Milletler'in bir şey yapamama olayı, etkisiz bir Birleşmiş Milletler olması, Cumhurbaşkanımızın meclisteki konuşması önünüzde var. Satır satır önünüzde var, okuyorsunuz. Tabii. Bakıyorsunuz. İşte bunlar yazılı. Diğer tarihe nottur bunlar. Aynen okudum. Evet, diğer taraftan yine Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanımızın konuşması baktığımız zaman şu anda en önemli konu biz İsrail'in Filistin'de yaptığı, Gazze'de yaptığı bu zulmü nasıl bertaraf edebiliriz? Yine Lübnan'a girerek Lübnan'ı yerle bir yaptığı, bir taraftan Suriye, bir taraftan Ürdün'e, bir taraftan Yemen'e baktığınız zaman bir genişleme ağında devam eden, bir taraftan Türkiye'nin yakınına kadar gelen, 50 kilometre yakınına kadar gelen bir savaştan bahsediyoruz. Biz burada Kürt kardeşlerimize Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak Allah aşkına kendilerine gelmelerini ve daha dikkatli olmalarını, çocuklarına hakim olmalarını, daha kaçırmamalarını, annelerin
Baktığınız zaman Diyarbakır annelerinin nasıl ağladıklarını, nasıl çocuklarını almak istediklerini hep birlikte biliyoruz. Bu örgütlere aman verilmemesi lazım. Bu örgütlerin başında duranlar para kazanıyorlar. Yani bunlar paralı şirketler gibi. Yani İsrail'den, Amerika'dan, efendim bu gibi olan yardım yapan. Organ mafyalı vesaire. Yani bunlara da şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yapmayın. Dünyaya kıymayın. Değmez dünyaya kıymaya. Çocuklara, gençlere en fazla dağa çıkan bir gencin ömrü 3 senedir biliyor musun? 19 yaşında giden, dağa giden bir kişi 3 sene sonra kaybolur. 4 sene. 5 seneyi bulan çok nadir. Yani dağa çıkan. Bu gençler, bu çocuklar, bu memleketin çocukları, kandırılmış çocukları bunlar. Ve bu çocuklarımıza annelerin, babaların sahip çıkmalarının gerekli olduğunu ifade ediyorum. Ve Netanyahu lanet de kınıyorum. Diyorum ki Allah seni kahru perişan etsin. Amin. Bu kadar çocuğun kanına girdin. Eli kanlı katil. Sen muhakkak ve muhakkak cezanı çekeceksin. Hem bu dünyada hem ebedi alemde çekeceksin. Ve bizlere de diyorum ki Müslüman devletlerine Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir araya toplanın. Az önce size Filistinli bir şoförün olayını anlattı. Evet, Filistinli şoför ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan diyor. Hilafet o diyor. Lider o diyor. Yani onun ağzından söylüyorum ben. Sizler de dinlediniz. Evet. Ve para biriminden bahsediyor. Erbakan hocamın işte D8'ler diye kurmaya çalıştığı olayı bizzat Filistinli bir şoför anlatıyor. Filistin'e gittim. Orada konuşturdum ve kasete aldım. Telefonumda var, izlettim size. Onu inşallah daha sonra olursa almak, yayınlanmak da isteriz. Veririm. Hay hay. Başım üstüne. Yani biz şimdi işin özünde ülke olarak partiler, siyasi partiler anayasamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Hı hı. Bunun yanında baktığımız zaman millet olarak efendim Gürcüler, Abazalar, Çerkezler, Romalılar, Kürtler, Yörükler, yani Türk dediğimiz zaman bunların hepsi. Yörükse ayrıdır yani Yörükler. Efendim Muhacırlar, Göçmenler, Türkmenler, bak Araplar. Bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Bu topraklar hepimizin ortak paydasıdır. Sizin ayrı ırklardan olmanız o kültürümüzün bir zenginliğidir. Biz bunu böyle görürüz. Ama savaş yapmamızın gereği değildir. Eğer bir eksiklik varsa geçmişte yapıldı bu. Bilinçli olarak yapıldı. Baktığımız zaman Doğu'da ben Kızıltepe Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım zaman hiç unutmuyorum. Kaymakamlığın kapısına yazılıyor. Yazıyor. Diyor ki burada Kürtçe konuşmak yasaktır. Ya Türkçe bilmiyor. Benim komşum vardı. Arapça biliyor. Evet. Yani bunlar da bu zulümler geçmişte yapıldı ama 2002 sonrasında Allah için ve bütün yani Doğu'yu çok Van'ı, Kars'ı, Ağrı'yı baktığınız zaman Diyarbakır'ı çok yakinen bilen orayla çalışma yapan bir insan olarak belirtiyorum. Ne doğusunda ne batısında hiçbir Kürt zahmet görmediği, ticaretini rahat yaptığı, savcı olduğu, hakim olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Başbakan olduğu, cumhurbaşkanı olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Hepimiz kardeşiz. İsrail'in oyununa, Netanyahu'nun oyununa asla ve kata gelmememiz lazım. Bu birlikteliğimiz yarın sizin de canınızı yakar bu olay. Çocuklarımızın hepimizin canını yakar. Geldiği zaman sizi görmez, çiğner geçer. Fillerin çimeni çiğnadığı gibi buradaki bu PKK'yı da, YPD'yi de, efendim DEAŞ'ı da hepsini çiğner geçer. Evet, bunlar da aklını başına alsınlar, bu işten vazgeçsinler. Bir ciddiyet var. Artık İsrail'in tehdidinin ciddiyetinin farkına vararak iş çekişmeleri bir kenara bırakmamız kesin gerekli olduğuna inanıyorum. Ve içeride bunu da görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bir milletvekili olarak. Evet. Parlamentoda. Devlet Bahçeli'nin gidip DEM Parti'nin eş başkanlarına, efendim grup başkanlarına elini sıkmasından dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızla Cumhur İttifakı adı altında devamlı görüşerek memleket meselelerini ortaya koyarak yaptığı çalışmaları hem Cumhurbaşkanımıza hem Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Özgür Özel'in hem mecliste hem Amerika'da yaptığı konuşmayla alakalı
Ve o yakınlaşması, o samimi devlet içerisindeki devlete sahip çıkmasını takdir ediyorum. İleriz devam eder. Kabul ediyorum. Ve bu olayını da evet, ilerletmesini bekliyorum. Evet. Ve ben böylelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sabırlarına teşekkür ediyoruz. Mustafa kardeşimizi burada tanıdık. Tabii, tabii. İnşallah bu beraberliğimizi devam ettireceğiz. Nail olduk. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ahmet Hocam, bizleri çok övdün. Estağfurullah. Sizlerle de en yakın zamanda İstanbul'a geliyorum. Beykoz'da olacağım. İnşallah görüşürüz. Yarın ve cumartesi Beykoz'dayım. İnşallah. Mehmet kardeşim, sizler de partimizde birlikte çalışıyoruz, birlikteyiz. Sizlerin de bu akşam birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok yani güzel Korhan, bir kapanış yaptınız Sayın. Korhan kardeşimize de baktığımız zaman bu programı idare eden ve bizi buraya çağır. Korhan inşallah pot kırmamışım. Teşekkür ediyorum. Sürçülü affolsun. Sağ olun. Sağ olun. Ne haddimizse. Değerli vekilim. Eksik olmayın. Saygılar sunuyorum. Ayağınıza, ağzınıza sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, ben de sizin nezdinizde sayın konuklarımızı İstanbul'da çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın, çok teşekkürler Sayın Hocam. Avukat Sayın Mehmet Kırmızı, çok teşekkürler Sayın Hocam. Ve Sayın Mustafa Kemal Çiçek, çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayın Ali İnci, AK Parti Sakarya Milletvekili ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız bizlerle birlikteydi. Değerli yorumlarını, düşüncelerini aldık. Hafta yine özel konu ve konuklarla karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.